Efendim iyi akşamlar. Tekrar birlikteyiz. Sakarya'da geride bırakmaya hazırlandığımız bu hafta, özellikle Cuma günü, Sakarya Spor açısından çok farklı gelişmeler oldu. Zaten son iki haftadır hep Sakarya Spor'u konuşuyorduk. Ve biz yine bu haftada, galiba önceki haftada Sakarya Spor'u konuşmaya devam edeceğiz. Ama Sakarya'da gündem olan farklı olaylar da yaşandı. Hendek'teki makarna fabrikasındaki patlama, onun dışında ekmeğe gelen zam ve özellikle bunlar dikkat çekici konular. Ben arkadaşlara tekrar hoş geldiniz diyorum. Halk 54'ten Hüseyin Cumalı. Nereden olduğunu değil, bakıyorsun. Bak, o değil. Şimdi İlk yorumcusu, ben söyleyeyim. Sakarya taraftan Raif Ugan ve taraf yok. TV 264 ve Medya Bağ yöneticisi Hakan Turhan'la birlikte biz bu akşam yaklaşık 3 saat boyunca Sakarya'nın gündemini yorumlayacağız. Siz ekran başındaki izleyicilerimiz varsa sorularınız veya bize iletmek istediğiniz sorularınız, bunu Medyabağ WhatsApp hattı 0533 615 0224'ten de iletebilirsiniz. Arkadaşlarımız da o soruları bizlere iletecekler diyerek hemen ben son dakika gelişmesi olarak verelim. Sakarya Spor'da beklenen oldu ve Sakarya Spor Kulüp Başkanlığı için aday olarak Cumhur Genç tekrar açıklandı. Yanılmıyorsam da Cumhur Genç'in Sakaryaspor'da bu üçüncü kez başkanlığı olacak gibi geliyor diyerekten ben Hüseyin Cumalı'ya sormak istiyorum. Hüseyin, senden sana göre bu haftanın gündemi nedir Sakarya'da? Öyle başlayalım, sonra Sakaryaspor'a gireceğim. Yani çok gündem var bence. Yani hangisinden başlayalım ben bilmiyorum ama tabii en sıcak gündem Sakaryaspor. Arkasından patlama. Şehit ve Gaziler günü vardı. Baktığımız zaman SESOP gitti, toplantı yaptı. Şehitler ve bütün oda başkanları şehitin cenazesine ve gazilerin yürüyüşüne katılmadı. Ben bugün haber yaptım. O var. AK Parti'de artık seçim maratonu başladı. Yavaş yavaş 12'sine başlıyor galiba seçim maratonu. O var. Yani onun dışında Sakarya Valisi bu kentten gitti. Neye gitti? Bir ay görev yaptı Sakarya Valisi ve merkeze alındı. Acaba neden alındı merkeze? Bununla ilgili bende de dipnot bilgileri var, araştırmalarım var. Yani bunların hepsi birer gündem. Ben, ama halkın gündemi tabii ki mutfak. Geçin. Raif Ugan, sence? Hendek'teki patlama tabii orada açıkçası bir işimizi de kaybettik. Allah rahmet eylesin. Bir kez daha yaralılar da var. Keza Sakaryaspor Kongresi öncesi gelişmeler ve vali Yaşar Karadeniz'in merkeze alınması, bunlar da bence gündemler. Hakan Turan? Aslında söylediler gündemi iki arkadaş. Senin gündemin? Yani farklı bir gündem şu an için söyleyemeyeceğim ben de. Yani yeni işte eski vali Yaşar Karadeniz'in işte merkeze alınması, yeni vali bir şey. Rahmi Doğan. Rahmi Doğan, aklıma gelmedi ismi. Rahmi Doğan'ın atanması Sakarya için önemli gündemlerden bir tanesi bence. Hüseyin Cuman'ın dediği gibi bir sene görev yapan bir valinin Sakarya'dan veya herhangi bir şehirden ayrılması, atanması öyle çok görülen bir şey değil. Bunun nedenlerini tabii tartışmak senden gerekiyor. Senden devam edeyim. Peki Sakarya valisi Karadeniz şu anda merkezi çekildi, kızak görevde tabir ediliyor. Sence başarısızlığından mı kaynaklandı? Başarılı değil de mi alındı? Veya bilmediğiniz bir şey mi var? Ya bu ülkede bakıldığı zaman Sakarya valisi Yaşar Karadeniz'in bir yol kazası var mı? Yok. Bana göre. Yani İlişkileri iyi benim, mi? Benim bildiğim herhangi bir yol kazası yok. İşte tam bir bürokrat, tam bir devlet adamı. Edasında bir yılını doldurmuştu. Bence Yaşar Karadeniz'in ayrılmasının başlıca nedeni Süleyman Soylu tarafından, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Sakarya'ya atanması. İşte Hakan Fidan göreve geldikten sonra Süleyman Soylu'nun ekibini zaten ufak ufak tasfiye etmeye başlamıştı. Daha önceki atamalarda da bunu gördük. Bu atamada da bakıldığında işte Kırşehir, Bolu, Sakarya, Çorum, yaklaşık 10-12 tane il yine Süleyman Soylu tarafından atanan valilerdi. Onların hepsi Hakan Fidan tarafından görevden el çektirildi. İşte hepsi merkeze gönderildi.
Onların yerine de yine Hakan Fidan'a yakın olan isimler bir şekilde veya AK Parti'ye yakın olan isimler, AK Parti'de bir şekilde nüfus sahibi isimler de şehirlere görevlendirildi. Bence Sakarya Valisi'nin atanmasının en büyük nedeni Süleyman Soylu tarafından atanmış ve Süleyman Soylu'ya yakın isimler arasında gösteriliyor olması. Yani sen şöyle diyorsun, vali başarılı da olsa, Sakarya'da iyi işler çıkarsa da partizanlık veya yani şimdi, grubun eski bakanın adamı demeyeyim de valisi olmasından dolayı gitti. Şimdi bakıldığı zaman Sakarya valisine başarılı diyebilir misin? Diyemezsin. Başarısız da diyemezsin. Sakarya valisi Yaşar Karadeniz bence bundan önceki işte bizim vali profili vardı mesela. Çetin Oktay Kaldırım vardı. Çetin Oktay Kaldırım'ın işte halkla nasıl bütünleştiği, şehirle nasıl bütünleştiğini falan hepimiz biliyoruz, şahidiz. Tamamen halk adamı bir tavır sergiliyordu. Ali Yerlikaya bu esnada bir uyarı geldi. Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı. Ali Yerlikaya. Dışişleri Bakanı. Ben de Allah Allah dedim. Şimdi görmedim. Dışişleri Bakanı. Evet. Ben karışıyorum. Sonra kızıyorlar bana. Ya, evet. Ben düşüncemi söylüyorum. Sen daha farklı şeyler biliyorsundur. Bakan anlamında karışmıyorum. Ben bakanı yanlış söyledin ya. Yanlış söylediğim zaman uyar tabii ki yani. Niye uyarmıyorsun? O işte. Ayrıca Ali Yerlikaya program arkadaşıyız yani uyaracaksın. Ali yakın dönemde atanmıştı sayın Sakarya valisi. Yok ama Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla biliniyor. Evet. Ali Yerlikaya o zaman... Senin başarılı mıydı Vali Bey? Yok bence... Onu bana bence söyleyeyim. Başarılı değildi. Sakarya'da ama yani güler yüzlü, sempatik devletin güler yüzünü ben görüyorum ama. Ya şimdi dediğim gibi Çetin Oktay Kaldırım örneği var. İşte bundan daha eskiye gidersek Cahit Kıraç örneği var. İşte ondan sonra gelen Nuri Okutan örneği var. Bunlar bir şekilde hani başarılı başarısız tartışılır. Ama halka inebilen, halkla işte bütünleşebilen isimlerdi. Yaptıklarıyla işte şehirde oluşturdukları önder kimlikleriyle bence onlar şehre damga vuran isimlerdi. Daha eskilere gidersek ne Rakıcıoğlu'ydu? Yener Rakıcıoğlu. Yener Rakıcıoğlu var mesela yine Erdinç Büyükakıl'ın var böyle hani Yener Rakıcıoğlu bu deprem zamanıydı değil mi? Tabii. Yani o depremde Gökhan Aydınlar vardı. Yok. Yener Rakıcıoğlu aldılar. Gökhan görevden almadılar mı abi? Yener Rakıcıoğlu deprem oldu. Görevden tamam aldılar. Işte, tamam işte Yener Rakıcıoğlu yani vardı. Depreme kadar mesela Yener Rakıcıoğlu da depreme kadar yine halka inebilen bir insandı. Yener Rakıcıoğlu depremden sonra başka göreve alındı. İşte ruh hali falan diyerekten biliyorsunuz. Normal ama bir şey demedim ben şimdi yani düzeltme yapıyorum. Şimdi bakıldığı zaman da yeni gelen vali de mesela deprem yaşamış. Ona geleceğim. Onu anlatacaklarını unutma. Çünkü ben yeni valiyle ilgili bayağı bizim sıkıntılar da var galiba. Evet. Çünkü Hatay'dan sıkıntılı bir süreç getirmiş galiba. Ona geleceğim de sözü unutma da ben Raif edeceğim. Sakarya valisi giden vali başarılı mıydı değil miydi? Aslında bu valiler konusuna biraz daha farklı bir bakış açısıyla bakıyorum ben. Yani eskiden daha önceki yıllarda valilerin özellikle il özel idare bütçeleri şunlara bunları varken yetkileri de daha fazlaydı. Yani şehirle ilgili yatırım yapma anlamında bireysel kararlar verilebiliyordu yani Ankara'da da. Şu anda valiler çok öyle değil. Yani şimdi mesela Sakarya'nın herhangi bir konusuyla ilgili valinin Ankara'da yapacakları sınırlı. Sadece şehirle ilgili ön ayak olabilir. Ama mesela çok uzun zamandır bu Sayın Vali de bu işin içerisine dahil. Yani böyle rutini yaşıyoruz biz. Yani rutin evet. Ne bekliyor Vali Bey'den? Vali ne yapması gerekiyordu? Yani ben sence daha aktif vali ne yapabilir? Bekliyorum. Daha böyle ön planda olması. Bu benim görüşüm. Daha bir şey demedim zaten. Görüşüm. Daha ön planda olması gerektiğini düşünüyorum. Ama işte mesela sosyal medya hesabına bakarsan giden vali ne demek istediğimi anlarsın. Yani ben şey istiyorum. Ya, mesela çok aktif sosyal medyayı doğru kullanan işte iletişimde kalan ama bunların ötesinde yani daha böyle bir coşkulu, daha heyecanlı yani bürokrat bir isimdi vali. Şu konuda ben hemfikirim senin söylediğinle yani ne başarılı ne başarısız değil yani nötr ortada bir valiydi ama demin de ifade ettiğim gibi artık valilerin yeni işte sistemde çok fazla etkileri yok yani baktığı zaman belki şehrin güvenliğiyle ilgili kısımlarda söz sahibiler o anlamda. Ama mesela şaşırdık mı bence bu atamanın olacağından
diyor. Çok geç saatlerde bu iş belli oldu. Yani sen bir tweet attın Raif Vali kalıyor evet. diye sonra o tweet'i sildin. Evet. Ondan sonra onu anlatır mısın? Sen olayların bir kısmını görüyorsun. Ben bunu tweet attın şimdi. İkili konuşmuyorum gerçekten. Yok ama bir şey diyeceğim. Tweet attı şimdi bu işin ikili bir şey mi? Demiyorum ki. Yani neye sildin onu anlamadım. Ben yaptığım hiçbir şey inkar etmem. Evet böyle bir tweet attım. Dedim ki 2 saat önce Vali Bey merkeze kalarak o şekilde Ankara'dan bilgi gelmişti. Sonra o bilgiyi veren kişiden işte yaklaşık 1 saat 45 dakika sonra hayır Vali gidiyor şeklinde bir tweet attım. Ben ikinci tweet'i Vali Bey gidiyor dediğim zaman kararname açıklanmamıştı daha. Bunu niye söylüyorsun? Doğru da niye sildin? Kalsın olacaktı. Kendime çelişecektim. Ne diyeyim çelişmezsin yani? Ki olur insanlar yanında bilir. Ama söylüyorum işte ben sildim. Ben o tweet'i, ikinci tweet'i attığım zaman sen bu tarafı görmüyorsun işte Egemen tarafı. Ben demek gördüm. Kararname açılmamıştı. Raif, silmen hoş değil. Lütfen çok sakiniz. Biz yok o değil. Yok ya, zaten yanına bilir. Yani sen anlatacaklarını anlatırsan sevinirim. Yani o tweet'i, tweet konusu unut. Başka ben, peki sana bunu sormak istiyorum. Lütfen. Vali Bey son gün kararname açıklandı. Ertesi sabah checklist'ini aldı gitti. Şehit cenazesi katılmadı. O nasıl yorumluyorsun? Kaan. Medyabar'daki editör arkadaşımız çok güzel bir köşe yazdı Kaan Gümüşer. Bu konuya da değinmişti. O da buradan selam olsun. Kanada güzel bir yazmıştı. Ben doğru bulmuyorum. Yani aslında bu da şunu gösteriyor. Onun içinde bir sürpriz olduğunu gösteriyor bence. Yani kendi görüşüm. Beklemediğini düşünüyorum. Ben olsam beklerdim 2-3 gün daha en azından. 2 gün değil. O günü bitir. Cenazeyi toprağa ver. Şehidi toprağa son yolculuğa Uğur'la git. Ben o konuda Vali Bey'e biraz sitem ettim. Kabul ediyorum. Yani ama duygusal davranı. Yani, sağlık sorunum var bilmiyorum. Yok demiş gerçi Kaan'da. Sağlık sorunu olsa da olmasa da şehit cenazesine mutlaka Sayın Vali'nin katılması aynı gerekiyordu diye. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Biz medyada alışkanlık olmuş her yeni valiyle işte konuşup haber yapmak işte Sakarya'da mesajı var mı şeklinde. Bu da hep bana denk geliyordu bir süredir medyada anlamında. Sen bile medyada köşede de saymıyorsun galiba yazıma rağmen de bir türlü söylemiyorsun o kısmı. Neyse aradım ben valiyi 3-4 kere hatadan mesaj yaşattım ama attım ama dönüştü sağlamadı. Görüşemedik. Dolayısıyla mesajı da veremedim. Bunda yani şöyle bir şey yapsaydın. Sana ben yanlış yerden gitmişsin. Sayın Vali'ye ulaşmak istiyorsan AK Parti milletvekilini arayacaktın. Onlar ulaşacaklardı. Çünkü Sayın Vali AK Partili bir AK Parti milletvekili adayıydı biliyorsunuz. Ben telefonla aldım sadece. Yani. Yok ben değil yani ona ulaşabilirdiniz rahat rahat. Yani bunu net bir şey söyleyeyim. Çünkü Vali ben neyse Hüseyin'den sonra konuşayım ben de. Evet Hüseyin sence Vali Bey başarılı mı başarısız mıydı? Gitme sürpriz mi oldu mu olmadı mı senin için? Ben şimdi olaya biraz derinlemesine bakacağım. Sakarya valisi Yaşar Karadeniz niye gitti? Bir ay görev yaptı, vali gitti. Öncelikle bir yılda bir valinin başarılı olup olmadığını anlayamayız. Şimdi belediye başkanlığını eleştirirken biz gazeteler şöyle yaparız. Ya dur daha önünde 5 sene var. Bir yılda ne yapacak? Anca yerini ısıttı. Şuna bakıyor, buna bakıyor. Ama valiye geldiği zaman bakıyorum şu anda gidenin arkasına konuşmak adet olmuş. Vali gitti işte başarılı başarısız mı? Vali bir yılda gitti, başarılı başarısız olduğunu anlayamayız. İki, vali tam bir devlet adamı, tam bir devlet ciddiyeti var. Eski valimiz vardı, Hüseyin Atak, kulakları çınlasın sayın valim, sağ olduğunu biliyorum. Yanılmıyorsam onu da söylüyorum ama sağ, aynı onun gibi. Tam bir devlet adamı, tam bir devlet ciddiyetine ve Sakarya valisi Yaşar Karadeniz çok dürüst bir valiydi. Çok dürüst bir valiydi. Peki vali bir yılda neye gitti? Zafer Tokuş şuna bakmak lazım ki ben bakacağım. Sakarya valisi bu kentte geldi bir işi çok sıkı tuttu. Toprak kurulunun başına oturdu. Toprak kurulunun başına işi çok sıkı tuttu. Buradan bir bakmak lazım. Bakın bir daha söylüyorum. Altını çizerek söylüyorum. Sakarya valisi Yaşar Karadeniz toprak kurulunu sıkı tuttu ve kimseye adım attırmadı. Ben bu süreci iyi takip eden bir gazeteciyim ve vali gitti. OSM'lere bakmak lazım. Sakarya valisi Yaşar Karadeniz gitti. Başarılı mı başarılı mı diye soruyorlar. Bir yılda ne yapacak adam? Zaten iki ayı hoş beşle geçiyor. Bir de buna bakmak lazım. Buna da bakmak lazım. OSM'lerde Sakarya valisi ne yapmış? Toprak kurulunun başında ne yapmış sayın vali? Hiç bunları konuşan yok. Düz mantık herkes bakıyor. Başarılı mı başarısız mı? Ne bekliyorsun? Altın değnekle mi gelecek adam? 3 yıl 4 yıl görev yapar. Dolayısıyla bize deriz ki evet başarılı başarısız. Artı kardeşim ben buradan özellikle AK Parti milletvekillerine sesleniyorum.
Ya buraya Hüseyin abici Coş geldi, merkeze gitti. Arkasından İrfan Balkanlıoğlu geldi, merkeze gitti. Ahmet Hamdi Nayır geldi, merkeze gitti. Arkasından Çetin Oktay Kaldırım geldi. KHK'na katılıyorum. Biraz böyle hareketliydi. Ben de öyle vali seviyorum. O da merkeze gitti. Şimdi de Yaşar Karadeniz merkeze gitti Sayın Vali. Yani son Mustafa Büyük gitmişti Adana'ya. Bir bu yani, nedir bu yani? Bu Sakarya'da getiriyorsunuz valileri. Yani bir şeye soktunuz, dönere soktunuz. Haydi merkeze. Ya bu hem Sakaryalılara yazık, hem Sakarya'nın kalkınmasına yazık. Siz nasıl yani bu kentte siyasilersiniz? Ya madem bir vali getireceksiniz. Valinin merkeze gitmesiyle Sakaryalılar niye yazık? Böyle abi neden bir yılda götürüyorlar adamı? Bilemedin iki yılda götürüyorlar. Yani Çetin Oktay Kaldırım kaç yıl görev yapıyor? Hayır şunu anlatacağım. Hayır, merkeze gitmesini merkeze başarısız buluyorlar. Madem başarısız adamı neye getiriyorsun buraya? Başarılı olsa İstanbul valisi olur. Başarılı o vali tutsalar burada. Yani ki Çetin Oktay Kaldırım başarılı bir valiydi. Onu da merkeze götürdüler. Şuraya gelmek istiyorum. Bak bir vali getirecekseniz istişare yapın. Kimle yapacaksınız yapın. Bakanlarla mı? Bir vali getirin. Yani adam birkaç yıl çalışsın. Eskiden valiler 3-4 yıl çalışırdı. Yani adam halkı tanıyor, şehri tanıyor, icraat yapıyor. Şimdi öyle değil. Çatara patara en son 3-4 vali Çetin Oktay Kaldırım hariç çatara patara merkeze götürüyorsunuz. Ya Sakarya'ya yazık, valiye de yazık ya. Peki, yani bu böyle olmaz ki. Peki Hüseyin, senden devam edeyim. Devam et. Bak bunun altını çiz ama. Vali buradan gitti ya. Toprak kulunun başındaydı vali. Ve olsa böyle iyi bakın diyorum. Bak hepiniz gazetecisiniz. Araştırın, bakın bakalım. O zaman senin bu çıkışında ben senin bu sözden şunu anlıyorum. Felizli Belediye Başkanı rahmetli Ahmet Soğuk'ta cinayete kurban gitti biliyorsunuz. Şimdi bununla ilgili de soruşturma dava açıldı mı onu bilmiyorum ama. Şu anda soruşturma aşamasında konuşmayalım. Konuşmayacağız. O zaman bununla ilgili de OSEV ile ilgili iddialar vardı. OSEV'den iyi bakın diyorum. Bak şimdi konuşamam. Konuşma Ahmet Soğuk Allah rahmet eylesin. Amin. Ben soruşturmasının bitmesini bekliyorum. Tamam mı? Yaptığım araştırmalar var. O işte araştırıyor bir gazeteci olarak. Çıkartırım çıkartamam ama şu anda gizlilik aşaması olduğu için yargı soruşturma yapıyor savcılık. Dolayısıyla çok giremeyiz bu konuya. Çok iddialı konuştun. Şimdi araştırıyorum kardeşim. Şimdi Hüseyin. Araştırıyorum. Tamam bir araştır. Şöyle çok iddialı şöyle konuştun. Bu sözlerinden işte OSB'lere ilgilendi toprak kurulu falan dedin ve bunun gidişinde vali ben gidişe bunu sebeplerden biri gösteriyorsun. Bak, dinle. Bir zamanlar sen hatırlarsın. Benim de çok senli oldu. Sebeplerinden bir tanesi de mesela silah ruhsatı vermemesi. Vermedi evet. Yani o yüzden de belki onlarca şikayet gitti AK Parti'ye. Yok artık. Evet vermiyordu. Ya, etmeyin. Yaşar Karadeniz vermiyor. Hakan doğru söylüyor. Ben o işlere çok girmek doğru istedim da. Ama esas nedeni dediğim gibi arkasını sağlam olmamasıydı. Niye? Çünkü işte Süleyman Soylu ekibinde gösteriliyordu. Bir şey diyeceğim. Zafer Tokuş. Arkası sağlam değildi yani. Hatırlıyor musun? Bir zamanlar Erdiniz Büyükakalım vardı. Sayın Muhalim'in kulakları çınlasın. Asuman teyzemle hala Sakarya'da yaşıyorlar. Oğlu Zeki Büyükakalım da kızı Nesin Eren de Sakarya'da yaşıyor. Ben aileye yakın bir insanım. Niye gitti? Bir zamanlar kum ocakları vardı meşhur. Sen eski gazetesin Zafer. Vali Büyükakal'ın, Erdes Büyükakal'ın kum ocaklarına çok uğraştığı için kum ocakları o zaman ANAP döneminde yardım yediler. Merkeze gitti. Ki Hakan az önce saydı, halkla iç içe dürüst bir valiydi. Ona nasıl gitti? Kum ocaklarından gitti. Şimdi ben bu kadar diyorum. Ben bir gazeteci olarak kamuoyuna diyorum ki iyi bakmak lazım. İyi bakmak lazım. İyi bakacaksınız. Vali Yaşar Karadeniz, ben çok samimi değildim, yanlış anlamayın. Ama bir vali izliyordum ben. Dürüst adamdı ve toprak kulunda kimseye bırakmadı, başındaydı. O kadar diyorum. Ve OSB'lerde başkanlık yapmadı. Vali OSB'lerde başkanlık yapmadı. Normalde valiler OSB'lerde başkan olur. Oradan da bütçelerine ciddi gelir gelir. Onu da yapmadı Yaşar Karadeniz. Şimdi adam gitti de ben hakkını veririm. Ben dürüst insanı, çalışkan insanı her zaman hakkını vermişimdir. Onun için de sevilmem ben. Evet Zafer buyur. Ben vericiyle bir uyarıda vericiyle bir şeyden söyledim de peki Vali Bey kırgın ayrıldı değil mi sence? Çünkü şehit cenazesine katılmaması nasıl yorumluyor? Ben onu sana söyleyeyim. Yani ben aslında bunu söylemek istemem ama
aslında doğru. Kaan'ın yazdığı doğru bir haber. Kaan yani Kaan Gümüşer'in yazdığı haber doğru. Vali mutlaka haber, mutlaka köşe mutlaka şehit cenazesine katılıp ondan sonra nereye gidecekse gidecekti. Ama valinin bir işi vardı. Ben özel söylemeyeceğim. Hani Ankara'ya falan gitmedi. Benim merkezden yazdım. Zaten oldu. Peki şöyle sana sorayım. Görevden alınmasaydı vali katılınca cenaze katılırdı. Kusura bakma. Ya bak zaten doğru bulmuyorum diyorum. Yani ben bir şey demiyorum. Bak Kaan Gümüşer'in yazdığı köşe doğru. Sayın valinin belki de yaptığı Sakarya'da en büyük hata bu oldu. Şehit cenazesine katılsaydı keşke ondan sonra gitseydi. Ama ben valinin özel bir işi var biliyorum. Hani böyle dillendiriyorlar ya Ankara emekli kırgın mı? Ya vali kırılmaz öyle bir adam değil. Yaşar Karadeniz devlet adamı. Zafer sen de görmüşsündür. Hüseyin Atak kulakları çınlasın. Onun gibi bir valiydi. Tam bir devlet adamı. Tam bir devlet memuru. Şey vardı en son bir tane. Her şey kanuni. Manisa'dan ne gelmişti? Hani pandemide görev yaptı ya kimdi ya? Bir vali gelmişti gitti ya. Ada bak, İrfan Balkanlıoğlu, Ahmet Hamdi Nayır. Hangisi? Ahmet Hamdi Nayır. Ahmet Hamdi Nayır. Hiç aklına iz bırakmamış demek ki. Bak o işte Ahmet Hamdi Nayır. Beni gözaltına aldırdı ya. Hak ediyorsun sen de. Cumalar diyor. Ben niye hak ediyorum abi? Ben işimi yaptım. Hak ediyorsun. Sen ben de niye yani? Ben bugün bak, bugün 29 Ekim yürüyüş yoluna o valinin arabasını gene çeksinler, gene haber yaparım, gene gözaltına alsınlar. Yapmazlar artık. Ben doğru abi. Ondan sonra bir daha bir şey olmadı. Ben haber mi yaptım? Ahmet Hamdi Nayır orada bal gibi yanlış yaptı. Ve şoförlerin yaptığı hatayı aldı kendi üstlendi. Aslında o bir şey yapmadı ki. Orada diyecekti ben gereğini yapıyorum konu kapatacaktı. Ama egosla yeni güçlü beni gözaltına aldırdı. Sene devam edeyim. Evet. Yok, yeni vali Hatay'dan görev yapmıştı. 15 Temmuz 2023'te AK Parti'den milletvekilisi yani Sakarya yeni valisi. Nereden Sivas'tan mı oldu? Rahmi Doğan. Sivas'tan. Asyen Sivaslı 6 Şubat depreminden sonra Hatay'da AK Parti milletvekili aday olması için 15 Mart 2023'te istifa etti. Aday oldu. Aday gösterilmedi. Ve şimdi onun Sakarya'ya atanmasıyla ilgili de ilginç bir not var. Daha da haber var. Anka Haber Ajansı'nın servis ettiği bir haber var. Haber de şöyle. Belki dikkatinizi çekmiştir ve çekmemiştir. Sayın Sakarya'mızın yeni valisi Rahmi Doğan hakkında Hatay'da bir depremzede vatandaş. Deprem öncesinde ve sonrasında gerekli önlemleri almamak suretiyle binlerce vatandaşın ölümüne, yaralanmasına ve binlerce yapının yıkılı neden olduğu gerekçesiyle şu anda Sakarya'mızda görev yapacak yeni valimiz Rahmi Doğan hakkında görevi kötüye kullanma suçunu işlediğini öne sürerek Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuyor. Hatta Cumhuriyet Başsavcılığı da bu dava için Yargıtay'a başvuruyor. Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı da bizim Sakarya'mızın yeni valisi şu anda ekranda Rahmi Doğan hakkında da suç duyurusunu işleme koymuyor. Gerekçe de Rahmi Doğan hakkındaki iddiaların soyut ve genel nitelikte bulunduğu somut bilgi ve belgeye dayanmadığını gerekçesiyle ve bu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu kararı sonrasında bir gün sonra da valiye kararnamesi açıklanıyor ve o gün mülkiye baş müfettişi olarak Ankara'da bulunan Sayın Vali Rahmi Doğan Sakarya'mıza vali olarak atanıyor. Böyle ilginç bir not da var. Şimdi ben Hakan Turhan'dan başlamak istiyorum. Hakan Turhan, Sakarya'mızın yeni valisi, Hatay gibi yüzyılın depreminden etkilenen bir bölgeden geliyor. Ve evet. Artık bir şey de diyemiyoruz. Sakarya'da biliyorsun malumun depremle ilgili kentsel dönüşüm sıkıntısı var. 7000 yanılmıyorsam bina artı 20 tane bağımsız konutlu gibi sıkıntımız var. Daha doğrusu Sakarya deprem yorgunu bir il. Sakarya'da Sayın Valimiz Rahmi Doğan nasıl sence? Başarılı olabilir mi sence? Öncelikle şunu söylemek lazım. Ben depremden bir ay sonra işte seçim nedeniyle şehri terk etmiş bir vali profiliyle ilk başta baktım olaya.
Fakat biraz böyle hani gelen eleştiriler, işte arkadaşlarla yaptığım sohbetlerden sonra aslına bakarsanız biraz valinin oradan ayrılmasının hani haklı nedenlerinde olduğunu düşünüyorum. Niye diyeceksiniz? Çünkü bakıldığında asır felaketi yaşanmış orada. Birebir oturduğu bina hasar görmüş. Yani vali lojmanı hasar görmüş. Çalışma arkadaşlarından yakın koruması ve ekibinden ölenler var. Ama Hakan burada bir atlamayalım. Gölge koyabilirse şöyle. Hı-hı. Sayın Vali... Hatay Valiliği yıkılmış. Şey için ayrılıyor. Milletvekili adaylığı için 15 Mart'ta biliyorsun hani tamam işte yani bir şekilde süreç var ya hani istifa etme. Oradan bir şekilde ayrılmaya çalışıyor. Yani milletvekili adaylığı belki de bahane. Kimseden çünkü olur almadan yapmış ki bu işi. Hani tamam sen ayrıl, ben seni işte bir yerden milletvekili göstereceğim sözünü almadan ayrılmış ki kimse onu şey yapmadı. Milletvekili adayı olarak göstermediler AK Parti olarak. Belki dediğim gibi o psikolojiden sıyrılmak için oradan, o şehirden ayrılmak için bunu yaptı. Bakıldığı zaman onun yerine zaten birisinin atanması çok daha doğru bir karardı. Çünkü kendisinin psikolojisinin nasıl olduğu belli değil. Ben nasıl bir valilik yaptı onu öğrenmek için İskenderun Belediye Başkanı, daha önce muhabbetimiz var. Yayın yapmış İskenderun'da Devrem Son Mesela. Fatih Bey. Fatih Bey, evet. İskenderun Esnaf Odası Başkanı. Şimdi çok da isimleri de vermek istemiyorum ama yani 5-6 tane gazeteci arkadaş hepsinde görüştüm. Vali Bey nasıl bir profil, işte nasıl bir vali geliyor Sakarya'ya diye. Vali Bey bundan önce Kars'ta görev yapmış. Kars'ta efsane vali olarak adlandırılıyor. Yani Karslılar işte Rahmi Doğan'ı efsane vali olarak biliyorlar, öyle anıyorlar. Aynı şekilde Hatay'da da bakıldığı zaman Hatay 1.8 milyon gibi bir nüfusu var. Fakat Suriye'de biliyorsunuz bir işte bölge oluşturuldu bu Suriyeliler için. Oranın da valiliğini yapıyordu aynı zamanda. Yaklaşık 3 milyon nüfusa işte hitap eden bir şehrin başındaydı. Güzel bir iz bırakmış Hatay'da da. Hatay'da da çok başarılı olduğu söyleniyor. Belediyelerle işte diğer ilçe kaymakamlarıyla gayet koordineli, güzel ve aktif bir şekilde çalışmış. Bana herkesin söylediği Sakarya'ya gelen vali Rami Doğan Sakarya için büyük bir şans. Başarılı olacağına inanıyoruz. Herkesin söylediği bu. Biz tabii ben birebir kendisini tanımıyorum. Benim sadece bildiğim işte deprem zamanında bir ay sonra oradan ayrıldığı, benim işte haber hafızamın içerisinde kalan kısmı oydu. Bir ikincisi de bu son işte bir gün iki gün önce buraya atanmasından bir gün önce sanırım değil mi? Yargıtay'ın verdiği karar. Evet. Onun haricinde Vali Bey'i tanımıyoruz. Dediğim gibi ben oradaki onunla birlikte hizmet etmiş, onunla birlikte işte görev yapmış insanlardan öğrendiklerim, onlardan edindiğim bilgiler bu şekilde. Eğer onların dediği doğruysa, ki doğrudur, birebir yaşamışlar. Yani Sakarya için iyi şeyler yapabilecek gibi görünüyor. Ki referansları, daha önce yaptığı, illerde yaptığı valilik görevi bunu gösteriyor. İnşallah Sakarya'da çabuk adapte olur. Şey hani bir devlet adamı gibi değil de daha çok halktan biri, dedim ya biraz önce, öyle bir profil çizmesi lazım başarılı olması için. Öyle bir profilinin olduğu söyleniyor. İnşallah öyledir. Sakarya için, bizim için bir şans olur. Uzun sürelerde görev yapar burada. Yani işte 5 senede bir normalde atanıyor. 5 sene görevini tamamlar. Bu. Şu anlık bu. Peki ben Raş, sana ben sorayım.
Sakarya'da sen yıllardır kaç 30 yıldır gazetecilik yapıyorsun. Hemen. Bayağı vali gördün. Hiç böyle siyasi bir kimliği olan, yani bir siyasi partiden milletvekili adayı olmak için istifa ettikten sonra Sakarya'ya gelen vali var mı? Hatırlıyor muyuz arkadaşlar? Ben hatırlamıyorum. Yok, ilk defa oluyor değil mi? Tamam. İlk kez geliyor. Ya siyasi kimliği birebir böyle ama, bu kadar apaçık ortada olan bir vali ben hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Yani bilmiyorum. Yani onu demeye çalışıyorum. Şimdi yani tamam, o neticede şimdi iktidarın valisi oluyor ama. Ben şu pencereden bakıyorum çünkü bu ülke bir hukuk devleti ve hukuk düzeniyle yönetiyoruz. Mahkemelerin çıkacağı kararlar da bu hukuk düzeni içerisinde. Valiye, devlet yine o hukuk sistemi içerisinde adayı olma imkanını tanımış. Hatta bu imkanı seçilemezse bile görevine dönme şeyini tanımış sistem. Dolayısıyla aslında burada hukuka aykırı bir durum yok. Etik olarak konuşulur, ayrı bir konu. Bir de bu Yargıtay savcılığının kararı bu. Yani soruşturmaya gerek olmadığına dair bir karar verdi. Bu kararla sonra direkt işte bu atama çıkınca biraz zamanlama olarak şey oldu. Ama burada da böyle çok, Hakan hemen orada katılıyorum. Valiyi tüm bu olan bitenden sorumlu tutmak, eleştirmek bana da çok böyle şey gelmiyor. Yani çünkü işte oranın kaç yıllık, son 2 yıldır, 3 yıllık bir valisi. Bir de bu deprem gibi konular özellikle o bölgede çok yıllardır, çok uzunca yıllardır şehirlerde yapılan bir, mesela ben ilk Kahramanmaraş'a gittiğimde o zaman deprem olmamıştı ama ben işte hepimiz Sakarya'da bu depremi yaşadığımız zaman bildiğimiz için o yüksek katlı binalara karşı bir tedirginlik vardı. Ben Maraş'a bir gittim, deprem olmamıştı o zaman. Bir baktım, sen de gittin, Hakan da görmüştür. İnanılmaz böyle yüksek binalar, ya dedim bunlar hiç çekinmiyorlar mı ya, burası işte deprem bölgesi ama şimdi deprem hafızası çok eski, 500-600 yıl önceden kalmış, unutulmuş. Yani Hatay'da da keza böyle. Tarihte çok ciddi depremler yaşanmış. Bizim gibi şehirler 30 yıkılmış. Senede bir deprem görmüyorlar ki. Ama yakın bir tarihte görmedik için o deprem hafızası gitmiş. Sakarya öyle değil ama 43-67-99. Yani. Ona rağmen bizim bile işte birçok hala konuşuyoruz kentsel dönüşüm, ona bunu konuşuyoruz. Benim de dediğim izlenimler sosyal bir vali olduğu yönünde. Daha çok böyle o bildiğimiz bürokrat kimliğinden daha öte, daha böyle hareketli, daha halkla sohbeti seven bir vali görüntüsü var. Ama bence her şeyde önemlisi, Sakarya deprem yaşamış, depremlerle yıkılmış, büyük acılar yaşamış bir şehir. Şimdi insanlar, İstanbul'da benim birçok arkadaşım var. Deprem dediğim zaman ya niye bunu kadar abartıyorsun şeklinde birçok kişi ifade ediyor. Ama depremi yaşayan bir insan olarak depremin ne kadar korkunç bir şey olduğunu yaşamadan, görmeden bilemez insan oldu. Sayın Vali orada yaşadı, gördü ve depremin ne gibi sonuçlar doğuracağına bizzat tanık oldu. Dolayısıyla Sakarya'da bu tehlikesi olan bir il. Bence daha bilinçli, daha böyle bu işe önem verecek. Ben o pencereden bakıyorum, en azından bakmak istiyorum. Davranır diye düşünüyorum. Özetle bu bence. Hüseyin Cumalı, sen Sakarya'ya yeni bir valimiz geliyor. Bir yıl, bir ay sonra Sakarya'nın valisi değişiyor. Sen ne diyorsun sayın yeni valimizle ilgili? Ben orada gazeteciler birkaç kişiyle konuştum. Yani vali orada kırgın olan var, seven var. Onu söyleyeyim. Kırgınlık şuradan kaynaklanıyor. İşte deprem oldu, bizi çabuk bıraktı, gitti, aday oldu diye kırgınlıklar var valiye. Kırgınlık bu. Yani Hatay'da diyorlar ki, yani hemen gitti, aday oldu, bizi bıraktı diyorlar. Yani kimileri de seviyor valiyi. Peki düşüncem de, bir gelsin görelim abi, görmeden bir şey diyemem. Hüseyin abi coşu içinde bir sürü anlattılar, Adana, Madana, buraya geldi. Yani Hüseyin abi coşu. Birçok kişi sevdi. Sevmeyenler de oldu. Ama yani o Adana'daki atmosfer burada yaşanmadı mesela. Yani orada bir kırgınlıklar oldu Adana'da. Dolayısıyla vali bey bir gelsin görelim. Şu anda ön yargılı bakmak istemiyorum. Ama bir daha söyleyeyim. Hatay'da seveni var, kırgın olanı var. Onu söyleyeyim. Ya bakıldığı zaman aslında Hatay, biz şimdi Sakarya için diyoruz ya, 72,5 millet var Sakarya'da. Çok kozmopolit bir yer diye. Bakıldığı zaman Hatay'da da 3 farklı işte dinden vatandaşlar var, çok sayıda mezhep var, Suriyeliler var, Kürtler var, Araplar var, Türkler var. Hatay'da aslına bakarsanız çok kozmopolit bir yerdi. Orada eğer insanlara kendini sevdirdiyse ben Sakarya'da da başarılı olacağını veya insanlara kendini bir şekilde kanıtlayabileceğini düşünüyorum yani Sakarya valisinin, yeni Sakarya valisinin. Tabii Cumalı abiye de katılmamak elde değil. Görmeden karar vermek veya işte yorum yapmak da çok zor.
İkinci araya gitmeme bir 15 dakika var. Bu 15 dakikada Sakaryaspor'u kısaca süre görüşmek, konuşmak istemiyorum. Sakaryaspor'la ilgili zaten... Sakaryaspor'u sona bırak. Sona bırakacağız Sakaryaspor'u. Çünkü Sakaryaspor'la ilgili Gökhan Yeni'nin nerede olduğu belli değil. Dün geceliğin eşyasını almış gitmiş, evden ayrılmış. Onunla ilgili bir bilgi var. Onu paylaşacağım. Ama Sakaryaspor'da son bir hafta, bu hafta için pazartesinin cuma gününe kadar 5 günde çok farklı gelişmeler oldu. Kabul etmeyeceğimiz gelişmeler oldu. Onları ikinci bölümde anlatacağız ama Reci, bu Hendek'te bir patlama olmuştu makarna fabrikasında. Bir işçimiz yaşamını yitirdi. Efendim, hazır ona girmezsen çok da kısa bir şey ekleyeyim. Aslında doğru bir şey söyledi. Konuyu kapattım. Kapattın mı konu? Valiyle ilgili. Kapattım. Yani şimdi... Tamam, patron sensin yani. Şey, moderatör sensin yani. Hayır, alakası yok. Şimdi tamam. Konuda konu atlama gibi olmasın. Peki. Vali Bey'e konuştuk, bitti. Yani ben şeyi kabul etmiyorum. Yani tekrar dönüş yapmıyorum arkadaşlar, yanlış mı? Bravo Zafer. Yani konuştun. Sen o doğru değil de tamam mı oluyor bu yani? Hayır arkadaş, tamam değil ama sen Raif aklına geleni söyleyemezsin. Ben de polemik yapmak istiyorsan bu akşam. Yok, polemik yapmak bu akşam evet. İyiyim yani. Bak formundayım, sana evet, söyleyeyim. O patlamanın görüntüsü. Bu patlamayı şöyle belirtelim. Allah rahmet eylesin yani. Kulaklar içiniz. Hüseyin Can iyi durun, kulaklar içiniz. Allah rahmet eylesin dedi mi? Videoyu. Evet, bu patlama sonrasında bir işçi yaşamını, 27 yaşındaydı. Akyazı Alaç'ta oturuyor idi. Yaşamı yitirdi. 30 kişi de yaralandı. Ve bu görüntü ardından bugün bir görüntü daha var. Bugün akşam saatlerinde İhlas Haber Ajansı'nın servis ettiği görüntü. O görüntüyü verin arkadaşlar. Ben görüntüyü de özellikle ben istedim. Evet. Bu görüntüden. Şimdi fabrika müdürü tutuklandı. Haberin özü o. 6 kişi gözaltı alındı. Fabrika müdürü tutuklandı. Şimdi fabrika müdürü tutuklanıp cezaevine giderken yakınları adli önünde gazeteciye çekim yapmasın diye böyle bir hareket yaptı. Bakın. Kameraların ışıklarını açtılar. Çekim yapan gazeteciye gösterdiler. Battaniye açtılar. Çekim, akıl almışlar. Ve çekim yapmasın diye. Ya şimdi hani biliyorsunuz bugün bizim hepimizin kullandığı kameralar otomatik fokus var. Yani şimdi kamera net diyorsun ama ışık olunca kamera kendini kaybediyor. Lens gidip geliyor. Yani sıkıntı oluyor. Ve bu arkadaşlar gerçekten takdir ediyorum bunlar kimse. Bunlar akıl almışlar. Bunlar teknik destek almışlar. Demişler ki bunlara cep telefonlarının ışıklarını açın. Kameraların fokusları kendine gelemez. Bir de battaniye açın. Aman fabrika müdürünün şemsiye de var. Görüntüsü. Şemsiye var mı? Şemsiye de var iki tane. Aynen. Yani o arkadaki şemsiye de var. Ya bunlar teşkilatlı gelmişler. Fabrika müdürünün görüntüsü gözükmesin. İyi tamam da yani bu patlama ne olacak? İnsanlar ölmüş, insan ölmüş, yani yaralanmış. Kişi ölmüş, 30 kişi yaralanmış. Gerek yok ki bunları. Yani o böyle yapacağınıza bir tane kapşonlu mont verin, kapşonu çeksin, kafayı yiysin, bitti zaten. Bir şey soracağım. Bu olayın polis mi, emniyana mıntıkası mı? Polis. Bu polis mıntıkası. Şimdi ben bunu Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bir tavsiyede bulunayım. Bu kadar insanın orada ne işi var? Bu kadar insanın orada ne işi var? Bu, yani bu kadar insanı oraya niye yaklaştırıyorsunuz? Bakın Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne özellikle söylüyorum. Ya şimdi orada bir tane acılı bir adam çıkıp da orada bu fabrika müdürüne saldırsa, linç etse, bir şey yapsa ne olacak? Doğru mu? Ya oradaki, olabilir. Oradaki kimsenin üzeri de aranmamıştır. Şimdi yani, bu güvenlik zaafıdır bu bana göre. Silahla ateş etse kim şey yapacak, engel olacak evet. Yani? Yani çok doğru bir yerden baktın. Toplumda infial uyandıran bir olay ki Hendek'te bundan 3-4 yıl kadar önce hava şey fabrikasındaki patlama daha acısını biz daha yeni yeni insanlar acıdan unutmaya başlarken bir tekrar patlama daha oldu. Ki bu fabrikadaki güvenlikle ilgili denetim mekanizmasının olmadığına dair iddialar da var. O tabii Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından araştıracak ama bu görüntüye baktığın zaman adamlar çok rahat girmişler. Sanığa neredeyse ceza giderken vedalaşacaklar. Yani öpecek, hadi geçmiş olsun diyecekler. Ha. Yani bir de burada basının haber alma özgürlüğü. Basına vazgeçtin basından. Basına vazgeçtin. İstanbul'da niye vazgeçiyorsun? Böyle İstanbul'da büyük gece kulüplerinde ünlüler çıkar, tamam mı? Böyle şeylerle, kız arkadaşıyla. Asmalı Mescit. Asmalı Mescit. Ben bilmem isimlerini de. Ya. Şeyde televizyonda gördüm. Bana laf mısın?
Yok, ben bilmiyorum. Oralara sen gidiyorsun. Biz gitmiyoruz ki. Raif'e sor. Asma Mescidi biliyor mu Raif? Yok. Yani o gece kulüplerinden çıkarken böyle bodyguardlar şey yaparlar. Aynı bu şekilde fener tutarlar böyle kameralara. Kameralar işte o çıkanları çekemesin diye. Artık oradan mı esinlendiler yoksa yok ama çok fikir. Cumhur abinin dediği gibi. Ama bak senin dediğin çok doğru bir şey. Bu yani bunlar hakikaten şey ya teknolojiyi bir... kullanmışlar ama orada fiziksel olarak da bir medya mensubuna ya medya mensubunun bakın ya herhangi bir medya yani. Mensubunu ben düşünmüyorum. Medya mensubu bir şekilde bir çeker. Doğru. Yani adamın fabrika müdürüne giren internete tarar Google'dan bulur yayınlar resmi. Ama buradaki olay bu kadar tutuklanan bir olay. Toplumda infial uyandırmış, gazeteler manşet vermiş, TV'ler canlı yayın yapmış ve adam tutuklanıyor. Tutuklamada bir tedbir amaçlı veya artık neden onu da bilmiyorum. Hayır, fabrikanın sahibi belli. Müdürünün kim olduğu belli, ismi var, cismi var. Yani sen neyi saklıyorsun? Kimden neyi saklıyorsun? Neyi kaçırmaya çalışıyorsun? Bunu bu kadar Hüseyin. Ya bu şimdi buradaki bu ışık tutanlar, kalabalık işte battaniye veya şemsiye kaldıranlara bir şey demiyorum. Adamın yakınları doğal olarak görüntüsünü alınmasını istemez. Yakınların olduğunu da düşünmüyorum. Orada aslında yakınları veya çalışanlar, arkadaşlar. Fabrikanın getirdiği adamlar bence. Bence mesele orada. Ay böyle yaparsan daha çok, bak biz bunu normalde konuşmayacağız bu kısmı. Ya böyle yapınca daha çok konuşuluyor. Aslında hiç konuşmayacağız buraları biz. Yani şunu diyeceğim. Ben ilk defa tanık buraya bunları sokmamak lazım. Hakan, Hüseyin ben hani... Haberlere falan gittik. Polis adliye çıkartırken çeker sanıkları falan hani ilçelerde ama Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü yanlış anlamasınlar. Sayın Emniyet Müdürü Selçuk Bey de bu konu hassaslığı biliyorum. Direkten dönmüş. Nasıl biliyor musun? Burada bir olay olsaydı yine bugün Sakarya gazetede Sakarya yine ulusalda medyada manşettik abi. Doğru mu? Yani orada birisi çıkıp bir yumruk atsa evet. İş bitti işte. Bu kadar güvenli yani bunu yapmamak nedir ya? Ve bunu da konuşunca da biz ne bileyim. Bu arada Zafer hep olaylara ters açıdan bakmıyorum. Düz öbür açıdan bakayım ben. Patlama. Hı hı. Ben hatta bununla ilgili bir haber yaptım. Onu da söyleyeyim. Bu görüntüler dönsün de. Orada bir patlama oldu ve bir kardeşimiz orada hayatını kaybetti. Diğer görüntü oynat Samet. 30 yeğenim. Kişi yaralandı. Evet. Bak şu patlamayı görüyor musun? Bak bu patlamayla beraber orada büyük bir can pazarı yaşandı. Şunu da belirtmek istiyorum Zafer. Şimdi hep böyle ters açıdan bakmayalım. Bir de olumlu pozitif yönden bakalım. O gün Vali Bey Yaşar Karadeniz. Büyükşehir Belediye Başkanı biliyorsun Halim Kara Allah rahmet eylesin öldü. Hayatını kaybetti. Yusuf Alemdar, bak ki büyük açısı var biliyorsun. Yusuf Alemdar Halim Kara için canıydı yani. O da oraya geldi. Kadim dostu. Artı Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş. Bak orada benim bildiklerim var. Çevik kuvveti getirdi orada. Kargaşa yönünde bir hastanede. İl Sağlık Müdürü oradaydı. İl Sağlık Müdürü, tabii ona geliyorum zaten. İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Kayhan Özdemir. Bu dört isim gerçekten orada profesyonel iş yaptı ama ben yazarken şeyi yazdım onu da söyleyeyim. Hendek Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Ünal Küçük Yılmaz ve ekibini de tebrik ettim. Ama ben hani onu tebrik ettim haberimde ama burada ben Sayın Vali'yi özellikle Vali Yaşar Karadeniz'i, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'u, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı ve Doçent Doktor, Sağlık İlimizde Doçent Doktor Kayhan Özdemir'i tebrik ederim. Gerçekten o gün o kargaşada ben çünkü yılların mabiliyim. Yani biraz şey amiyane tabir olacak ama tereyağdan kıl çeker gibi iş çıkarttılar. Hiçbir sorun olmadı Zafer Tokuş. Buradan da onlara bir daha teşekkür etmek isterim. Tabii. Çünkü gerçekten 30 kişinin yaralandı ve yanıklar var, ağır var. 2 kişi entübe, 6'sı ağır yaralı. Yani o olayı, o süreci orada yönetmek, İtfaiyecilerle buradan teşekkür etmek isterim. Özellikle. Çünkü orada Zafer, orada 6 silo var. Galiba biri patladı. Öbür silolar yardımla beraber genleşiyor. Tamam mı? İşte orada faciadan dönülmüş yani diyebiliriz. Orada kendi koltukta çalışıyor itfaiyeciler. Onlara da buradan bir teşekkür. Daire başkanlarına bir teşekkür etmek isterim. Yangına yanılmıyorsam. Benim silo patlamadı ama. Efendim? Silo patlamadı. Ne patladı orada? Değirmen fabrikanın ana binasında. Değirmen kısmında evet. Sıkışan gaz patladı. Tamam işte ama orada silolar var ya. Silonun tepesini patlamasın diye açtılar abi.
Hani orada gözüken bir tane var ya böyle şey evet. gibi kabak gibi açılmış böyle kabak çiçeği gibi derler ya. Tekrar, yani orada güzel iş çıkarttılar hepsi. Ben öyle biliyorum yani yanlış da biliyor olabilirim. Orada acı yaşandı ama yani ekipler vali olsun, Büyükşehir Belediye Başkanı olsun, Sağlık İl Müdürü olsun, İl Emniyet Müdürü olsun. Hani hastane personeline teşekkür etmek lazım. Ben, İtfaiyeciler de güzel iş çıkarttılar. Bir şey teşekkür kısmına gelirsek yani bunun içine AFAD'ı da koyalım, UMKE'yi de koyalım. UMKE'yi koyalım. Doğru diyorsun. Özellikle doğru diyorsun. 112 ile itfaiye yani doğru gerçekten can siparihane çalıştılar. Buradan ben 112 özellikle dikkat çekmek istediğim bir nokta teşekkür var. Teşekkür etmek lazım. Olaya ilk müdahale, aynı şekilde. Olaya ilk müdahale eden Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Hendek İtfaiyesi. Evet. Bakın. Doğrudur. Hendek İtfaiyesi gitti, oraya girdi. Bakın yanan bir yere girip yaralı çıkartmak da... Tabii tabii. Yani kolay iş. Yani ben bilmiyorum da yani... Girmez kolay kolay. Hani daha sonra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın olayına gidip de itfaiyeci yaptığı görüşmedeki şeyleri, fotoğrafları gördüm. İtfaiyeci yerlerde perişan vaziyette. Tabii, İkiden tabii. ekip. Yani burada ben özellikle... Yani zehirlenenler, tabii, tabii. 2-3 tane yaralanan var. Ben özellikle buradan Hendek İtfaiyesi'ni zamanda, pardon Hendek İtfaiye Grup Amirliği oluyor değil mi orası? Tabii grup evet, amirliği. Onu ben özellikle buradan tebrik ediyorum. Böyle bir patlama. O görüntü tekrar ver Samet. O görüntü başa dön. O görüntüde o patlamada faci rakamın yani faci olabilirdi ama Allah korumuş diyeyim işçilerimizi. Yani şunu da altını çizelim. Niye teşekkür ediyoruz? Yani yeri geldim çok eleştiriyoruz ama burada hepsi teşekkür hak etti. Hepsi ama. Evet. Bak Hatay saydı, UMKE, AFAD hepsine teşekkür ediyoruz çünkü teşekkür hak ettiler. Dolayısıyla yani işini yapan, güzel yapanın biz her zaman yanındayız. Ve daha, hepsinden daha böyle ismini çok hatırlamadığım şeyler de var. Ya var arama arama kurtarma ekipleri falan da var. Yani herkes böyle ben oradaydım, olay yerindeydim. Yaklaşık işte bir 35-40 dakika sonra vardık oraya olaydan. Herkes koşturuyordu. Trafikçiler ayrı işte normal daha sonra işte çevik kuvvet falan geldi. Yani emniyet müdürlüğü ayrı, itfaiyesi ayrı, sağlıkçılar ayrı. Herkes yani güzel bir organizasyon vardı orada. Çok da çabuk yaralılara çok çabuk ulaşıldı. Yaralılar çok çabuk tahliye edildi. Yangın, bu önemli. Yangın da çok çabuk söndürüldü. Ve bir organizasyon vardı yani böyle bir kaos yoktu. Yoktu. Güzel, yani ne gördük? Güzel, güzel hazırlanmış. Olası bir afette, bir olası bir olayda ekiplerin nasıl müdahale edeceğini, kimin ne olacağını galiba hani böyle dersine çalışmış, antrenmanlı veya işi biliyorlar. İş, daha önce bunu bir senaryo yapılmış yani o olası durumda ne yapılır gibi bir şey vardı. Öyle bir sezinlerim. Güzel iş çıkarttılar Zafer. Reis senden son ben kez. Ben bu teşekkür ederim. Akşam saatlerine kadar da mutluyduk. Yani diyorduk işte hiç olmazsa bir can kaybımız yok diye. İşte bir arkadaşımız merdiven boşluğunda 5. katta bulundu. O da 6. katta çalışıyormuş. Herhalde büyük ihtimal tam bir yere inerken 5. katın merdivenlerinde bakan yakalanmış şu patlamaya. Baksana yani biz hani Allah'ım olsun. Ya soba parlıyor da hani sobaya yani, ateş bir şey de parlayınca biz en iyi Allah rahmet eylesin. Yaralıları da inşallah acil şifalar diliyoruz. Biliyorsunuz bazıları ağır işte ağır yaralananlar var. Şehir dışında olanlar var. İstanbul'da olan var. Onlara da Allah'tan şifa dileyelim yani. Amin. 5 dakika var reklama gideceğim. Raif senden son değerlendirmeyi alayım. Bu Hendek'le ilgili. Hendek'le ilgili yani. Öncelikle ölen iştikal işimize ben de Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diyorum ama bu gibi konularda özellikle patlamalar sonrası yani bu tip patlamalar sonrası iş yerinde olan ya da kazalar büyük olaylar sonrası hep akıllara şu soru geliyor. Bir eksiklik var mı? İşte bir ihmal var mı? Gerekli denetimler yapılıyor muydu? Bu soruların cevapları bence son derece önemli. Bunları konuşmak, bunlarla ilgili işte haberleri de okumak, dinlemek, yetkilileri de dinlemek. Çünkü sendikanın da bazı açıklamaları vardı diğer kısımlarında. İlla eksiklik var demiyorum ama bence bunlar son derece önemli konular. Çünkü o zaman da kamuoyunda şöyle bir şey oluşuyor. Ya işte hiç önem alınmıyor muydu, bakılmıyor muydu, edilmiyor muydu şeklinde. Bu önemli. Koordinasyon kısmına ben de katılıyorum. Gerçekten bir koordinasyon şeklinde yangına müdahale edildi. İlk başta Hendek Belediyesi ardından Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri işte Sağlık İl Müdürlüğü, AFAD vesaire. Yani bir kişi öldü. Gerçekten üzücü ama çok daha vahim boyutlarda olabilirdi bu işin sonucu. Dediğim gibi tekrar Allah rahmet eylesin. Yaralara da acil şifalar diliyorum.
Amin. Evet, hazırız. Efendim biz bir kısa reklama gideceğiz. Kısa bir ara, ardından ikinci bölümde Sakaryaspor'da ne oluyor? Başkan Gökhan İn'in talihsiz görüntüleri ve Pazar günü yapılacak kongreyi konuşacağız. Araya gidiyoruz. Evet, gazeteciye soruyor. Şu an ikinci bölümde devam ediyoruz. Bu bölümde de esas konu en sona saklıyorum. Çünkü bununla ilgili olarak da Sakaryaspor konusu. Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'in videoların çekilip sosyal medyada paylaşılması. Bu eski bir konuydu, 4-5 günlük bir konuydu. Ama biz Sakarya medyası olarak girmek istemedik o konuya. Neden diyeceksiniz? Bir takım var. Sakaryaspor gibi şehirde herkesin bir araya geldiği, herkesi buluşturan, herkesin ortak noktası bir kulübün başkanı. Şartlar nasıl olsa olsun bu kulübün başkanı ve bu kulübün başkanı yapılmış bir saldırı var. Onu biz kabul edemedik, girmedik, girmek istemedik. Ama bazı güçler, bazı meraklılar bunu gidip sosyal medyada serbest edince maalesef Türkiye gündemine geldi. Şu an arkadaşlar Twitter'dan da takip ediyorlar. Twitter'da şu anda Türkiye gündeminde maalesef bu konu var. Bununla ilgili biz bazı bilgiler geliyor. Daha yeni düştük, görüntüler düştüğünden dolayı. Ben bunu ikinci bölüm özellikle sakladım. Gökhan'ın nerede? Bununla ilgili adli aşaması nedir? Bizim siz reklamları izlerken biz emniyet, adliye aşamasında da bilgi almaya çalıştık. Neler olabilir diye. Hatta hukukçuyla da bir görüştük. Bu nasıl bir adli süreç izlenebilir bununla ilgili olarak? Hepsini programın sonuna doğru diyorum. Çünkü Sakaryaspor konusu 15-20 dakikada bitirecek bir konu olmadığından dolayı ben ve arkadaşlarım, özellikle Hüseyin Cumalı dedi, Sakaryaspor'u bu bizim en sona doğru konuşalım. Elimizde bir tane konumuz var. O konu bittikten sonra hemen Sakaryaspor'a geleceğiz diyerekten bekleyin diyorum. Çünkü bize de bilgiler geliyor Sakaryaspor'la ilgili. Bu süreçle ilgili. Onu hızlı aktaracağız. Bildiğiniz gibi geride bıraktığımız hafta Sakarya'da siyasette AK Parti'deki kongre süreci konuşuldu. AK Parti biliyorsunuz olağanüstü bir kongreye gidecek. Bu kongre sürecinde AK Parti delege, ilçe başkanı ve il başkanı seçecek. Bildiğiniz gibi AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever de yaklaşık 5,5 yıldır Sakarya'da il başkanlığı yapıyor ve en kuvvetli muhtemel aday. Ve şöyle bir not daha vereyim. AK Parti Türkiye'de tek aday ile seçimlere gitme kararı aldı. Bunun gerekçesi de ileri demokrasi diye adlandırıyorlar. Ben hemen Hüseyin Cumalı'ya sormak istiyorum. Özellikle sen istedin bu konuyu. AK Parti'de... Ben seçimleri istedim. Evet, evet. Özellikle bu konuyu sen istedin diye söyledim. Özellikle de şu, hep özellikle kelime kullanıyorum. AK Parti'de 5,5 yıldır il başkanlığı yapan Yunus Tever. Tekrar adayım. Olağan aday. Evet. Ve bu süreci bana kısaca bir anlatabilir misin? AK Parti'de benim bildiğim kadarıyla bir AK Parti'de ağabey kim veya abla kim olur, abla kim, büyük kim gibi bir... Abla belli zaten, tek abla. Hayır, ben şimdi tamam hani büyüklük açısından dedim, yanlış anladım. Ablayına, abinin abla mı geliyor diye soracaktım. AK Parti'deki durum ne Hüseyin şu anda? Şimdi şöyle, AK Parti bir kongre sürecine girdi ve özellikle yani il başkanından önce şöyle bir durum oluştu AK Parti'de. İlçelerde ilk önce ilçeler kongreye gidecek. Ardından il kongresi olacak. Bu biraz ters oldu. Şöyle baktığımız zaman siz transferler yapıyorsunuz takıma. Ondan sonra bir hoca getiriyorsunuz. Diyorsun ki bu takımla oyna. Bu ne demek? Bu şu demek. Yani önce ilçe kongresi olacak, sonra il kongresi olacak. Hani aslında şöyle olmalıydı bana göre. Önce il, çünkü il başkanı seçilsin ki kendi ilçe başkanlarıyla çalışsın. Ama bu sefer tersinden gitti AK Parti. İlçe kongreleri, ilçelerde sıkı hazırlıklar başladı Zafer Tokuş. Hangi ilçeyle başlayacaklar bilmiyorum ama 12 Ekim itibariyle benim bildiğim ilçe kongreleri hızlı bir şekilde başlayacak. Geçen program AK Parti Sakarya Milletvekili Sayın Ali İnci ile yaptığımız geçen haftaki röportajda
gazeteler soruyorlar. Ben şu soruyu sordum. Değişim olacak mı? Yani kongrelerle ilgili hem bir merak var hem de değişim olup olmayacağım var. Ali İnce dedi ki tabii ki değişim olacak ama hangi içeride olacak? Veya il teşkilatın olacak mı olmayacak mı? Tabii bunu zaman gösterecek. Ali İnce de bunu bilmiyor ama AK Parti'de değişimler olacak Zafer Tokuş. Peki kim gidecek? Hangi ilçe başkanına gidecek? Kim yerini koruyacak? İl başkanı yerini koruyacak mı? İşte bunlar hep soru işareti. Şöyle ben devam edeyim. Sen sorunu sorarsın yine. Ya mesela ben il başkanı ile ilgili yazılar yazdım. Bizim gazeteciler soruyor programı yaz saatindeyken. Ben mesela dedim ki il başkanı değişsin. Şimdi bu yanlış anlaşılıyor. Ya şöyle bakıyorum ben olaya. Görüşünü söyleyemez misin sen? Yani görüşünü söyleyemez misin? Söylüyorsun da yani biz bir görüş yazdığımız zaman yani bak bir şey söyleyeyim. Biz bir görüş yazdığımız zaman işine gelmeyenler sana bunu kim yazdı? Neden yazıyor? Altında ne var? O var, bu var. Hatta il başkanı kalacak diyorlar. E kalırsa kalır yani. Bana soracak bir hal yok ki AK Parti'nin. Ben bir görüş ortaya koyuyorum. Peki hangi kıstaslara göre bir görüş ortaya koyuyorum? Şimdi AK Parti İl Başkanı, AK Parti İl Başkanı Sayın Yunus Temel, yani 6-7 yıldan beri... 5,5 yıl yanılıyorsam. 6 yıl falan galiba. 5,5 yıl diye beğeniyorum. Yanılabilirim. 6 yıl gibi yaklaşık diyelim. Hı. İl Başkanı. Ya 6 yılda bir İl Başkanı bence hem partisine hem de ile vereceğini verdi. Bana göre. Artı... Mental yorgunluk mu var? Yorgunluk var. Olur abi. Cumhurbaşkanı kendi söylüyor. Ben bir şey demiyorum. Parti lideri diyor. Mental yorgunluk. Yani reis diyor. Artı 6 yıl. Artı devam ediyorum. 7 tane belediye kaybedildi Sakarya'da. 7 belediye. Bak bu da bir etken. Devam ediyorum. Yenilik deniyor devamlı partide. Ben diyorum ki Yunus Tever'in yapmış olduğu hatalar var. Nerede hata var mesela? Ya Sayın Yunus Tever, şimdi sana belediye başkanlığı geldi, kabul etmedin. E milletvekilliği olmadı. Ama artık yani bence değişim zamanı geldi. Hatta AK Parti bu son seçimden sonra, yerel seçimden sonra, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra, mali seçimlerden sonra ne diyorlar? Sürekli değişim diyorlar. Ben şimdi geçen hafta Ali İnci'ye söyledim. Sağ olsun Ali İnci de eski Ali İnci değil. Eskiden çat çat giderdi. Daha yumuşak gitti. Yani dedim ki bu 7 belediyenin günah kimin? Milletvekilleri diyor ki bir tek günahı bizde yok diyor. İl teşkilatı da var. İl başkanı da var. İl başkanının sadece cephesine bakıyorsun ve teşkilatına bakıyorsun. Milletvekilleri seçiliyor. İyi tamam da ortada bir hani cenaze var demeyeyim ama ortada bir sorun var. 7 belediye gitti. Bu önemli Zafer. Mesela bak, şimdi ben bunu yazmadım. Az önce de konuştuk. Biz şu makarna fabrikasındaki patlamayı konuştuk. Makarna fabrikasının patlamasında il başkanı yok. Nerede il başkanı? Nerede abi? Bana soruyorlar. Bir gazeteci. Ya bana niye soruyorsun dedi. Bu partinin Ali İhsan Yavuz var. Ondan sonra Çiğdem Erdoğan var. Ali İnci var. Onlara sorsanız da nerede diyorlar. Patlama oldu, il başkanı yok. Araştırdım tatilde. Yani şimdi il başkanı yok diyorlar. Nerede diyorlar il başkanı? Veya açılışlarda da görmüyorlar. Yani şunu söylüyorum. Teşkilatlar bunlara kadar irdeliyorlar. Ve ben şunu söyleyeyim. Mental yorgunluk var. Ve ben diyorum ki Yunus Tever artık il başkanı değişmedi. Bu tezimi hala sürdürüyorum. Bu benim tezim. Değişir değişmez. Ha bak şunu demiyorum ama. İşte Yunus Tever tamam işi bitti siyasette. Onu demiyorum bak dikkat et. İl başkanı da bana göre işi bitti. Ha milletvekili olur, belediye başkanı olur, partide önemli bir yer. Ben bilmem. Bak ben bilmem. Hatta bir adım daha ileri gideyim. İlçe başkanlıklarında da mesela değişimler gerekiyor. Kaybedilen ilçelere bakacaksın, masaya yatıracaksın. Şimdi Ali İnce o akşam dedi, biz de oturduk masaya yatırdık. Ya yatırdınız da hiçbir şey yok ki. Yani 7 belediye gitti, hiçbir icraat yok. Dolayısıyla Zafer Tokuş, önümüzdeki süreç, seçim süreci, benim bildiklerim var. Şu anda anlatmıyorum, teyitte muhtaç bilgiler var. Aday adayları var, adaylar var. İlçe başkanlıkları için sıkı çalışma olan ilçeler var. AK Parti'yi zor bir seçim süreci bekliyor kendi içinde. Kendi içinde, tırnak içinde söylüyorum. Peki. Finalde de il başkanı. Bana göre Yunus Tever. Ha şunu da söyleyeyim. Efendim Yunus Tever diyorlar. Erkan Kandimirli, teşkilat başkanı demiş ki ona. Tamam
Sayın Tever sen yerindesin. E tamam ne mutlu işte. Erkan Kandemir sana yerinde dediyse bunu da dillendirdiğinize göre, çünkü yönetimdeki bazı isimler de beni arayıp ya kardeşim diyorlar sen niye il başkanı gitsin diyorsun. Erkan Kandemir dedi ki kalsın. E tamam kalsın bak. Ya benim fikrimden bir şey olmaz. Ben ders seçeyim. Fikrimi söylerim olur biter. Erkan Kandemir kalsın dediyse kalsın abi, sıkıntı yok yani. Peki sana şunu sormak istiyorum Sayın Cumalı. Sakarya valisi, giden vali Yaşar Karadeniz bir yıl sonra gitti, merkeze alındı. Evet. Tabii bunu da ben onu siyasi olarak yorumluyorum. Hiç kimse şey demez. Siyasi bir karar. Ben söyledim fikrim. Siyasi bir karar özetle. Şimdi 5,5 yıldır Sakarya'da AK Parti il başkanlığı yapan Yunus Tever başarılı mıdır sence? Bak uzatma lafı. Uzatma lafı söyleyeyim. Uzatma. Bana göre Yunus Tever başarısı. Ben bir soru cevap gideceğim lütfen. Tamam soru cevap da ama şimdi lütfen. Bazı şeyler var böyle hani. Kısaca söyle. Evet ayrılı olmam. Şunu söyleyeyim. Yusuf Alemdar'a baktığın zaman başarısız. Başarısız. Ama başarılı olsaydı şayet bugün karşımızda milletvekili veya belediye başkanı olarak bir makamda oturmaz mıydı kardeşim? Onu ya soruyorum. Kardeşim işte başarısız. Ben onu soruyorum. Ben sana bir şey sorayım. Ben soruyorum. Sen sormuyorsun. Tamam. Sen devam et de şunu söyleyeyim. Yusuf Alemdar'a bak. Adam bir girdi topa. Topa bir girdi il başkanlığı. Hiç ara vermeden. Serdar Belediye Başkanı 3 dönem. Oradan Büyükşehir. Bak bu partide 2 tane eski meyve isim var. Hadi Ali İnci ara verdi ama Ali İnci'yi de katabiliriz. Bir, Yusuf Alemdar. İki, Ali İhsan Yavuz. Üç, Ali İnci. Herkes tasfiye oldu. Bunlar devam ediyorlar. Demek ki kim? Bunlar başarılı. Ben de Yunus Tever'le ilgili şunu söylemek istiyorum. Yunus Bey 5,5-6 yıldır il başkanlığı yapıyor Sakarya'da. AK Parti'nin Sakarya temsilcisi. Başarılı olsaydı veya de milletvekillere sıkıntı olmasaydı AK Parti milletvekiline bugün kendisini bir belediyede görebilirdik veya milletvekili olarak görebilirdik diyerek Raif sana soruyorum. AK Parti'de yeni kongrelerde sana bir şey ekleyeyim mi senin dediğine? Hani böyle sizin şeyiniz var ya sana destek vereyim. Siyasi kulislerle de bu senin dediğin gibi okunuyor biliyor musun? Ben yok siyasi kulisleri söylüyorum. Ben kendi düşüncemi yeter söylüyorum. Diyorlar. İl başkanlığı yeter. Evet. Yunus Tever veya o Yunus Tever Bey'i AK Parti Başkanı bir köşeye bırakalım. Şöyle, AK Parti'de önümüzdeki günde yapılacak kongre sürecinde kapsamı bir değişik bekliyor musun Raif? Şimdi aslında bu perspektifi biraz değiştirmek gerekiyor. Başarılı başarısız kısmı elbette ki subjektif bir kavram. Kimisi başarılı diyebilir, kimi başarısız diyebilir. Hepsi sence başarı nedir? Şunu anlatayım izin verirsen. Demir Vali başarılı başarısız diye analiz ediyordun ya. İl başkanı gelince analiz etmiyor musun? Şunu anlatmayın. Ya Demir Vali dedi ya. Vali'nin başarılı başarısızlığı eleştirirken burada sübjektif olmuyor da il başkanına veya AK Parti'deki bazı isimlere geldiği zaman bir dakika kayıtlar ortada. AK Parti'ye veya işte İl Başkanı geldiği zaman başarı sübjektif. 10 dakika önce burada Vali'yi eleştiriyordu. Bitirsin. Ama bunu söylemezsem de biz gazetecilik yapamayız. Söylememiz ama lazım. Ama lütfen sen, ama bakın senin şöyle bir huyun var Hüseyin. Demin Hakan da bana bu program, bu programda değil. Genelde bir Raif ile sizin yıldızı barışmıyor ama. Yani yapmayın böyle. Ya tweet atan, Vali gidiyor diye tweet olabilir, atan. Olabilir. Bak Vali ama, gidiyor diye tweet atan. Bir dakika bir söyleyeyim ya. Vali gidiyor diye tweet atan. Ve onu 2 dakika sonra silen, ondan sonra başka bir tweet atan bir yorumcuyla, benim yıldızım nasıl barışsın? O tweet onda kalacak. Diyecek ki yanılmışım delikanlı gibi. İkinci tweetini atacağım. Evet, Allah beni korusun senle kıyaslamadan. Lütfen. Orası ayrı bir konu da. Tamam lütfen. Şunu anlatmaya çalışıyorum ben. Şimdi ben başka bir pencereden bakıyorum. Şimdi diyelim ki bu Yunus başkan olması, Yunus Tever olmasından öte şöyle bir şey düşünmüyorum. Raif olmuş, Hüseyin Cumal olmuş, Hakan olmuş 6 yıldır il başkanı. Diyelim ki başarısız da. Bir sorun şurada. Biz niye ikinci alternatif bir yüzün üzerine konuyor? Evet, Yunus Tever başarısızdır ama Hakan var. İşte biz Hakan adı çok konuşuluyor. Zafer var. Evet adı çok konuşuluyor. Hüseyin Cumalı var. Evet olabilir. Yani bu sorunun da bir cevabı olması gerekiyor. Tamam. Ben vereyim mi? Araya girip vereyim mi? Lütfen. Biz şu anda burada bir isim konuşsak ekran başındakiler diyeceği laf çok. Ha belli oldu. İşte birisi bunları konuşturuyor. Bu kentte öyle bir algı var. Şimdi bak güzel dedin.
Biz şimdi burada Zafer Tokşay'da ben bir isim dillendirsek, mesela Yunus Sever değil de il başkanı falanca olsa. Ha işte onun adamı, o dedirttiriyor. Onun için ikinci adamı konuşamaz. Buna ben kabulüm. Ama bakın yani... Kulüpler isimler de var aslında konuşuyor. İsimler de var. Ya isim var, dillendiremiyor ki. Hatta eski bir siyasetçi bile konuşuluyor. Bakın konuşuluyor diyorum. Ama bunu söyleyemem çünkü... Ya ona zaman... bakarsan Zeki Toçoğlu'la konuştu. Bak. Konuşuldu abi Zeki Toçoğlu. Eski bir siyasetçi diyorum. Sorun... Adam ismini söyledi. Tamam konuşuldu. Şimdi ben Zeki Toçoğlu'nun adı konuşuluyor desem diyecekler şu. Dedin. Ama diyecekler bu Zeki Sever zaten Zeki abisini konuşturuyor. Hayır adama da zarar veriyor. Dedin. Adama da zarar veriyor. Dedin. Konuşamıyor ki bu kentte. Yani. Hemen bir algı. Bunu Zeki abisi konuşturuyor. Ya ne alaka kardeşim, embesil miyim yani ben konuşturdu ya? Ben bunu çok gerçekçi görmüyorum. Burada fikrimi söyleyeyim. Yani Zeki Başkan bu şehirde hayır fikrimi söylüyorum ben konuşturuyorum. Bu şehirde belediye başkanlığı yapmış bir isimdir artık. Neyse o böyle. Abi sen benim soruma cevap ver. Zeki abi neye konuşuyor biliyor musun? Abi. Toparlayıcı bir abi. Toparlayıcı. Doğru. Abi kavramı doğru. Ondan konuşuluyor. Yarın sabahleyin, yarın cumartesi, pazartesi günü Hüseyin Cumalı, Zeki Toçoğlu'nu AK Parti il başkanı olması için kulis yapıyor diye şehirde konuşulacaksın. Konuşulsun abi. Ama bu zaten kentte yazamıyoruz, konuşamıyoruz ya ki. Zeki Toçoğlu tamam. Hayır, konuşulacak diyorum. Kimse... Ona bakarsan Recep Acayipoğlu da konuşuldu. Kimse inanmaz ona ya. Baba, yok tamam yani konuşulanları dillendiriyorsun. Mesela Recep Acayipoğlu, ben sordum Recep Acayipoğlu. Bu kabul de. Recep Acayipoğlu'na sordum, dedim ki senin dedim bir niyetin. Ya yok dedi, kim dedi uyduruyor bunları. Konuşulabilir abi, konuşulabilir. Demokrasi evet, var ya. Ama bak, başka bir sorun da var burada. Yani konuşuluyor, elbette ki konuşulabiliyor. Ama bugün AK Parti içerisine de katın bu işi, genel merkez içine de katın. Şimdi AK Parti genel merkezi şu an Sakarya'da girip değerlendirme yapacak olsa, dese ki ya tamam Yunus Sever 6 yıl şey olmuş, il başkanlığı yapmış. Tamam biz bir bakalım değiştirelim. Söyleyebilecekleri bir isim yok. Bu sorun buradan kaynaklı. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Önce yani tamam olabilir. Demin bahsettiğim isimler, şehrin tanıdığı bildiği isimler. Burada bir problem var, sorun var. Yani eskiden böyle değildi böyle işler. Bence siyasetin biraz da bu kısmı düşünmesi gerekiyor. Yani şimdi ben mesela soruyorum. Ya AK Partili arkadaş da olsa, ya Yunus Sever gidiyor ama mesela gitti diyelim ya da gelecek diyorsunuz. Kim var? Bir isim var mı söylediğiniz konuşulan? Yok abi yok. Hayır. Kendi kendine. Ya bunu AK Partililer bunu hakaret sayar ya. Yani koskoca AK Partili'ye iyi başkanılacak adam yok. Ben bir tamam. Ne anlatıyorsun sen ya? Yani bana soruyor, cevap veriyormuş. Sen niye sormadın? Sordu bana. Tamam, sana lütfen. Sormuyorum. Hüseyin yaramaz. Koca AK Parti'de. Zafer senin mantığını yapıyor. Sen AK Parti'yim. Sen AK Partililer. Koca AK Parti'de. Bir il başkanını yapacak adam yok mu yani? Tabii. O zaman kapat dükkanı. 5 tane milletvekili çıkartan Allah AK Parti'de isim mutlaka. Sana göre yok. İsim vardır ama bazı isim bence. Bir de AK Parti'de şöyle bir destur var. Bir il başkanı oradayken, bak AK Parti'nin desturu var. Bir il başkanı oradayken kimse çıkmaz ortaya. O MHP'de genelde var. Hayır, AK Parti'de de var. Şunu söyleyeyim. MHP'de de var, AK Parti'de var. Bak, bir de bu CHP'liler bunu yapıyorlar. Bu iş nasıl olur? Önce milletvekillerinden başlar değil mi? Şu anda iktidarda AK Parti'ki milletvekillerinden. Diyelim ki Yunus Sever'in gitmesini istiyor milletvekilleri. Milletvekilleri alttan kulis çalışması yapmaya başlarlar. İşte Hakan'ın ismi ön plana çıkmaya başlar. İşte senin ismin ön plana çıkmaya başlar. Şu an böyle bir şey yok. Biliyorum ya, işlerindeyim, konuşuyorum, görüyorum, bakıyorum. Bu Yunus Sever'in başarısız olmasından daha problemli, sorunlu bir şey. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Özeti bu benim açımdan bu konu. Peki ben sana bir soru sorayım. Sorabilir miyim Zafer Bey? Moderatörsün ya. Hayır yani bir soru. 7 belediye gitti. Niye bunu bağlıyor? Ne anlamadım. 7 belediye gitti. Zeki Toçoğlu için mi dedin? Ya tulaklıktan takma kardeşim. Ben seni. Ya ne duruyorsun? Lütfen. Zeki Toçoğlu diyorsun. 7 belediye gitti diyorum. 7 belediye gitti. Yani ne olması lazım il başkanı değişmesi için? 6 sene başkan... Abi 7 belediye gitti. Hangi genel başkan nasıl gitti? Yunus Sever sağ olsun 6 sene başkanlık yaptı. 7 tane AK Parti burada belediye kaybetti. Tamam mı? Sence ne olması lazım İl yönetimi değişmesi için? Bu kadar Türkiye genelinde AK Parti birçok belediyeyi kaybetti. Evet. Kaç genel başkan nasıl gitti?
Abi seçimler geldi işte, bakacağız. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Demek ki AK Parti'nin bir stratejisi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafasında bir hesap var. Ki o senin bahsettiğin bazı başkanlar süreç sonrası görevden de alındı. Yani demek ki Sakarya'yı evet. bu şekilde değerlendirmediler. Ben şu konuda hemfikirim. Bak hep bunu da söylüyorum. Yunus Sever bence bir prestij kaybına uğramıştır. Gerek belediye başkanlığı adaylığı sürecinde, gerek milletvekili adaylığı sürecinde listeye girmemesi, belediye başkan adayı gösterememesi elbette ki ona bu bir prestij kaybı yaratmıştır. Yüzüne de söylemişimdir. Yazmışımdır da bu yazıyı. Bu konuda hemfikirim senle ya da bu fikri düşünenlerle. Ama ben başka bir pencereden bakıyorum. Biz siyaseten şu an AK Parti Yunus Sever gittiği zaman ben kendi adıma konuşayım en azından. Başkaları farklı düşünebilir. Ben bir isim söyleyemiyorum şu anda. Bunu belirtiyorum. Özeti bu. Benim için. Yani isim var da söyleyince işte o isimden adamı olursun. Onun için söylemiyorum. Hakan Turan sen söylemiyorum. Ne diyorsun AK Parti'ye? Ama şunu sana söyleyeyim. AK Parti bu yani. İsim olmaz mı ya? Vardır isim Hakan. Senin... Ana akım medya. Ana akım siyaset. Böyle gidiyor yani. Şu anda ana akım siyasetin tam göbeğinde AK Parti var. Hüseyin teşekkür ederim. Hayır, Cumhurbaşkanı'nın AK Partili olduğu, hükümetin AK Parti'de olduğu bir dönemde AK Parti'de il başkanı bulunmaz. AK Parti'de il başkanı yok diye bir şey olamaz. Yani. AK Parti'de mutlaka birileri çıkar, il başkanı olur. Bunun içinde çok sayıda da AK Parti genelde veriliyor yani istenmiyor. Yani çok sayıda isim var zaten. Senin de dediğin gibi AK Parti kimse ben aday oldum diye zikretmez il başkanı orada duruyorken. Bu AK Parti tarafından tebliğ edilir. İşte söylenir sen aday olacaksın, sen il başkanı olacaksın denir. İl başkanı olur. AK Parti genelde zaten son kulisler ve haberler de o şekilde. Genel merkezin aldığı karar da o şekilde. Hani bir yarış görmemiz mümkün değil yani. Herhangi bir il başkanlığı yarışı falan görmeyeceğiz. Genel merkez AK Parti'nin il başkanı sensin diyecek birisine ve o il başkanı olacak. Ona istişare kültür diyorlar hakikaten. Yani ben hiç tasvip etmiyorum öyle bir şeyi de. Yani ben demokrasinin bu olduğunu düşünmüyorum. İnsanlara bir ismi dayatmanın o isme işte il başkanı bu isim olacak buna oy atacaksın. İleri demokrasi. İleri demokrasi falan değil o. Bence şey tamamen demokrasi dışı bir şey, çağ dışı bir şey. Oraya katılmıyorum. Ama AK Parti'nin desturu, kültürü bu. AK Parti bu şekilde yürüyor. Ona da saygı duymak gerekiyor. Gelelim Yunus Tever'e. Yunus Tever bakıldığı zaman biraz önce arkadaşlar da söylediler. 7 tane ilin kaybedildiği ilçenin kaybedildiği oy oranının hatır sayılır şekilde düştüğü bakıldığı zaman da birçok olayda topa girmemekle eleştirildiği bir 5-6 sene geçirdi. İşte bunun en büyük örneklerinden bir tanesi geçen hafta Hüseyin Cumalı da bunu biraz gündeme getirdi. Hendek'te AK Parti'nin milletvekili yalancılıkla suçlanıyor, eleştiriliyor. Yanında Hendek ilçe başkanı var. Evet. Ve il başkanı burada bile topa girmiyor. Yani düşünün şimdi AK Parti milletvekili eski belediye başkanı Turgut Babaoğlu tarafından eleştiriliyor orada. Yalancılıkla yalancılıkla itham ediliyor. Ve yanında AK Parti'nin o ilçedeki temsilcisi Yunus Tever'in o ilçede adını temsil eden kişi yanında oturuyor. Adem Öz evet. Ve onun görüntüsü var mı arkadaş? Ortadan oynatın. Yunus Tever'den bu konuda da hiçbir hareket göremiyoruz. Bunun gibi onlarca sayılabilecek. Evet. Hakan geldi görüntü. Üzerine evet. Konuşabilirsin. Yani işte yanında oturuyor. Mesela burada Turgut Babaoğlu açık açık Ali İnci'yi eleştiriyor. Ali İnci hakkında işte serzenişte bulunuyor. Yalancı olarak itham ediyor. Daha Hakan bir büyük olay. Ali İnci ne söyledin söyleyeyim mi? Söyle buyur abi. Ali İnci bizle ilgili, kendisi ilgili, Hendek'le ilgili her yerde yalan konuşuyor. Milletvekili başkana yani siyasetçiye bize güvenmek istiyor, anlatıyor. İşte yani Ali İnci yalancıdır diye söylüyor. Ya bu burada, yani tamam, dur Hakan'a destek vereceğim, bir direyim. Yani burada Adem Öz git demiyor. Ya AK Parti, bak AK Parti telefonla konuşuyor. Yalancı deniyor. Tamam Turgut Babaoğlu artık ne olmuş? Eski belediye başkanı. Yani onu bile Milliyetçi Hareket Partisi'nin
orada yapması yanında da Burhan Namlı var. MHP ilçe başkanı, hesaplı Cumhur İttifakı'na çatlak. O da başkan da sen hiç girmeyeceğim oraya. Adem Özü hiçbir şey demiyor. Ve il başkanı da buna bir şey demiyor. Hendek'teki bu olaya il başkanı yeterli de müdahale edemedi, zayıf kaldı. Tabii, hiç yapamadı. Hiç, yani müdahale olmadı ki. Bunu defalarca eleştirdik. İl başkanı Yunus Tevin. Karnesinde bu not zayıf. Tabii, ya, 10 üzerinden kaç? Bu tek ya. Şey değil ama. Yok, hem bunu konuştum ben gerekirse. Ben gibi not vermeyeyim, ayıp olur da. Ya yok öyle bir şey bize düşmez de. Ama şey yani bu olay tek değil. Biz defalarca Yunus Tever'in mesela Ekrem Yüce eleştirildiği zaman da topa girmedi. Yani çok sayabiliriz. Bir tane anlatayım Hakan. Yeni bir şey anlatacağım yeni. Karasu Belediye Başkanı diyor ki benim rol modelim mesela, Manisa Belediyesi. CHP'li. Manisa Belediyesi CHP'li. Ak bak ben meslek hakkında 40 yılımı geçirdim. Ben böyle bir şey görmedim. Hele AK Parti hiç görmedim. AK Parti bir belediye başkanı diyor ki benim rol modelim diyor. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı diyor. Türkçesi bu. AK Parti il başkanı hiçbir şey demiyor. Ya arkadaş Yusuf Alemdar ben yazdım bunları ya. Ama ya Yusuf Alemdar'ın zamanında bak şimdi Yusuf Alemdar il başkanı bir konuşayım ben. Hayır, senin Yusuf Alemdar il başkanı sen de AK Parti'nin belediye başkanısın. Adam konuşsun be Zafer abi. Bak Karasu Belediye Başkanısın. Diyecek ki sen bak AK Parti Belediye Başkanı olarak diyecek ki sen benim rol modelim CHP'li belediye başkanı. İyi, ben bunları yazdım. İl başkanı da Yusuf Alemdar olacak. Sen de bunu diyeceksin. Var mı böyle bir dünya ya? Sonra biz konuştuğumuz zaman bize kızıyorlar. Abi işte mental yorgunluk de artık salmışlık de. Ya abi patlama oldu. 30 işçi yaralandı. Bir kişi hayatını kaybetti. İl başkanı tatilde. Yani bana yazmışlar. Ben şimdi dillendirici büyük adama takıtıyorlar. Ya diyorlar Ekrem İmamoğlu da böyle büyük olaylar hep tatilde oluyor. Ben, bir adım ilaçsız söyleyeyim. Lütfen. Orada da AK Parti'den bir yönetici yok. Bak milletvekilleri var. Ali İnce orada. Geldi. Çiğdem Erdoğan orada. Onlar geldi. İl başkanı da kimse yok. Abi bunlar ama bak bunlar tek alt alta konuyor. Bir yani. Şey daha ilave edeyim bu konu hakkında. Şimdi bakıldığı zaman bir yerel seçim sürecini geçirdik ve yerel seçim sürecinde AK Parti'nin tabiri caizse nasıl çatır çatır çatladığını gördük. Ya bakıldığı zaman işte bir grup X isime, başka bir grup başka bir isme, başka bir grup başka bir isme ve AK Parti'de AK Parti'nin 3'e 4'e bölündüğünü, AK Parti'de fikir ayrılıklarının olduğunu gördük. Bu ayrılık bence Yusuf Alemdar'ın birleştirici gücüyle birlikte yeniden düzeldi. Eğer Yusuf Alemdar olmasaydı, Yusuf Alemdar bence AK Parti il teşkilatı adına büyük bir şans oldu. Yusuf Alemdar'ın yapıcı davranışları, işte tek tek ilçelere gitmesi, gönül alması, kırgınları bir şekilde döndürebildiği kadar döndürmesi bence AK Parti için büyük bir şanstı. Eğer AK Parti Yusuf Alemdar gibi birisi olmayıp da toparlanmasaydı, yani o teşkilatı toplayacak bir adam olmasaydı, AK Parti bugün çok daha fazla çatırdayabilirdi. Ve bunun en büyük mübessimi de yani il başkanı diyebiliriz. Başka çünkü abi, en başta çocuk oyuncağı değil ki, en baştaki isim o. Sonuç olarak Cumhurbaşkanı'nı Sakarya temsil eden Cumhurbaşkanı'nın Sakarya'daki temsilcisi ve AK Parti'nin lideri. Bakıldığı zaman bu dengeleri koruyamadı diyebiliriz. Bu da yani Sakarya için bence AK Parti, ya Sakarya için demeyelim de Sakarya AK Parti teşkilatı için büyük bir handikap. Özellikle bence Yunus Tever'in hani eleştirirsek en büyük eleştirilebileceğimiz konu, dediğim gibi topa girmesi gerektiği yerde topa girmedi. Topa girmemesi gerektiği yerde tweet atmaması gerektiği yerde yersiz tweetleri var. Yerinde atması gerektiği ve müdahil olması gerektiği yerlerde de suskun kalmayı tercih etti. Bence sorarsam başarılı değil yani. Bu süreci başarılı olarak atlatamadı. Son bir soru şey söyleyeyim ben. Mesela şimdi şurada Cumhur İttifakı burada ve Turgut Babaoğlu'nu kenara koydu. Şimdi çatır çatır AK Parti milletvekili ateş ediyorlar. Çok merak ediyorum. AK
Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Teber, Adem Öz hakkında ilçe başkanı ve MHP İl Başkanı Oğuz Alkaç da Burhan Namlı, MHP ilçe başkanı hakkında parti disipline göre bir inceleme, soruşturma başlattılar mı? Bu parti suçudur. Bir milletvekiline yalancı deniyor. Cumhur İttifakı'nın iki tane başkanı da sağlı sollu oturuyor ve kimse gık demiyor bu şeyde. Bak, gazetecilerden başka kimse gık demiyor. Öteki Karasu Belediye Başkanı oradan diyor, benim rol modelim CHP'li belediye başkanı diyor. Ona da kimse bir şey demiyor. Ama konuştuğun zaman, ya sen benimle mi uğraşıyorsun? Sen bana mı kafayı taktın? Şimdi ben bir girsem çıkamayacağız. Geçen AK Parti milletvekili Çiğdem Erdoğan'dan bir haber yaptım, bir balıkla ilgili. Ya kıyamet koptu şehirde. Evet. Bir dakika bir söyleyeyim. Bitirelim. Ya arkadaş, eleştiri hakkımı hakaret etmeden basın ahlak ilkelerinin içinde eleştiri hakkımı kullanıyorum. Sizin danışmanınız bir tweet atıyor. Diyor ki, Koca Ali'ye gittik. Efendim, tekne evinde gezdik, şunu yaptık, balık yedik. Ben de bunu diyorum ki, ya diyorum, Cumhurbaşkanı ilçelere gidin dedi. Bunlar da, efendim sen, peki o danışmana hiç sordunuz mu? Danışman şöyle bir tweet attı da, dönüp bir de baktım, bir daha okudum. Şöyle bir tweet mi attı? Biz Kocaeli'ye gittik. Kocaeli'de balıkçıların menfez sorunlarını, mendirek sorunlarını inceledik. Dönüşte de tekneye geldikten sonra balıkçı kardeşlerim bize ikramda bulundu dese, ben o haberi yapamayacağım. Evet. Şimdi atarken danışmanlar yanıp tweet atıyor, biz eleştirip kötü oluyoruz. Ertuğrul Kocacık milletvekili danışmanı vermiş eline, okuyor. Ben çünkü okuduğunu oradan anlıyorum. Diyor ki, Kafkasların diyor işte diyor, gününü kutluyorum. Gafı yapıyor, eleştiriyor, kızıyor. O senin eline danışmanın, bu kağıdı veren danışmanına hesap soracağım. Bana değil. Evet. Bu kadar basit. Hüseyin. Bunun ağırlığını çıkartayım. İçimdeydi Zafer. Gazeteciler soruyor. Hani kapalıydı ya. Yaz şeyindeydi ya. Daha çok işim. Ben de şey daha hafta anlatırsın. Kapatıyorum. Bu esnada şöyle bir, ben şunu da belirteyim de önce vatandaştan gelen bir soru var. Şöyle der vatandaşlardan. Özellikle onu okuyayım. Tever ne icraatlar yaptı? Onu da tartışın diyor. Kim? Tever, yani Tever'in hiç icraatı yok mu diyor. Vallahi ben sana söyleyeyim mi? Bak, o soruyu ben üzerime alayım. Ben AK Parti'de icraat yapan, bak hakkını vereceğim. Evet. Ali İhsan Yavuz abi. Tamam. Tamam. Mutlaka bak şimdi köfteciye gidiyoruz. Köfte yemeye değil mi? Bir sürü şey geliyor ama köfte yemeye gidiyorsun. Bak. Evet, diğer millet örnekte teşvikte hata olmaz derler. Turşu muşu falan geliyor. Bak şimdi, milletvekillerinin faydası vardır. Ben ama Ali İhsan Yavuz tanıyorum. Neden? Adam genel başkan yardımcısı. Çak 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 çak. Evet, öbür milletvekillerin katkısı var. Bitiriyorum. Hiç saymıyorum ama. Ya Tever'in icraatı. Tamam, şöyle yapalım. AK Parti İl Başkanlığı'nda Kemal kardeşimiz var bizim. İşte şu desin. Ben icraat, şunu söylerim, ben Ali İhsan Yavuz'u çok eleştirdim. Ama 106 yataklı hastane, 1000 yataklı hastane, yeni adliye binası, Karakürçek yolu. Hep bunlar Ali İhsan Yavuz'un büyük gayretleri. Ergun abi, Ergun atalarıyla kulaklarını çınır. Ama olan bu kardeşim. Tamam. Yapsın. Ya tamam. Ben bir kere Sabancı Belediye Başkanı için demiştim. Abi yeter. Bana vizyon projeni söyle. Evet. Var mı vizyon projen, yok. Hakan. Söylesinler abi. Bunu da ben getirdim. Ben de susayım. Bu şom ağzımı kapatacağım. Hadi. Hadi abi. Desinler ki bana, benim vizyon projem şu. Ben de susacağım abi. Hakan. Yunus Tever'in Beşbit'e göre yani çalışmasında da iyi icraatları olmuştu muhtemelen. Vardır yani. Sakarya'nın sorunu Ankara taşıma noktasında sorayışlarını aynı şekilde soruyorum. Vardır diye bana göre var. Bir şeyler yaptı. Sorunlarla ilgili açıklamalar yaptı. İşte en son yaptığı açıklama Sakarya'da doktor olan geleceğini açıkladı mesela. Yani bu soruyu niye bana sordun ki Zafer? Tamam, ben sana soruyorum. Çok kazık soru. Bu tip sorular Raif'e soracağım. Bana sorabilirsin ya. Bu tip sorular. Bak, bu tip sorular Raif'in soruları. Ben Yunus Tever'in sadece SEDAŞ için bir kere SEDAŞ'a gittiğini biliyorum. SEDAŞ çalışmadığı ne? Yerden mi geldi? Yani bilmiyorum. Cevap verme. Ya hiçbir şey yapma diyebilir miyiz canım? Hayır, o kadar vicdansız olabilir miyiz? Yok ya. Ama pikler var, pikler. Raif, sen ne diyorsun? Pikler var. Lütfen tamam. Niye, peki bir şey diyeceğim sana. Niye biz Yusuf Alemdar'ı anıyoruz il başkanlığında? Abi
Yusuf Alemdar bu işi yaptı kardeşim. Evet, sen ne diyorsun? Kapatıyorum. Hiçbir şey yapmadı diyemeyiz tabii. Evet, sen AK Parti'de özellikle de Yunus Bey'i yakından takip ediyorsun ve de reportajı da yaptın, bayağı görüşüyorsun kendisiyle de. Ben Yunus Bey'in aslında çok artırı olduğunu da düşünen biriyim yani geçmişten bugün. Hem işte bir Adapazarı'na çok tanınan bilinen bir aileden geliyor, ekonomik gücü olan bir aileden geliyor. Kendi ekonomik gücü de var, bunlar önemli şeyler İl Başkanlık için. Siyasette... Ne alakası var ya? Abi sen kendin konuşunca, kendi. Sen benim İl Başkanlığı'nın zengin olmasıyla partinin ne alakası var? Ya bu benim fikrim. Niye ya nasıl fikir bu ya? Diyorum. Ya sen dinle kendi. Ya ne dinleyeceğim abi? Adam diyor ki. Sen benim düzeltmenim falan değilsin ya. Diyor ki hadi tanınmış aileyi kabul ediyor. Arkadaşlar sen benim düzeltmenim değilsin. Diyor ki sıra sana geldi. Ekonomik gücü var mı? Ne yapıyor abi? Sıra sana geldi. Ne alakam o zaman? Olabilir. Tamam kendi görüşün. Tanınmış aile. Evet doğru. Çok tanınmış aile. Her yere şer koyma. Raif Ugan sözünü bitirsin. Sonra sen konuşsun. Bitirsin konuş. Evet. Sen konuşsun. Ben sen aynı düşünmek zorunda değilim. Abi devam et Raif'cim devam et. Dolayısıyla ben bunların onun artısı olduğunu düşünüyorum. Yani genç, işte iş adamı, iş insanı kimliği, Adapazarı'nda tanınan, bilinen bir aile. Ama işte bu 6 yılı çok efektif olarak kullanamadı. Misyonu tamamladı mı? Ne? Misyonu tamamladı mı sence? Bence tamamladı. Yani bunu söylüyorum. Onu, yani şekilde. Onu diyorum. Yani bir yere gelmedi. Artık bir daha İl Başkanı yapması noktasında. Yani. Onun adına yani. Sen bu, biz eleştiri yapıyoruz. Eleştiri hakkınızı kullanıyoruz. Yani bir karşı falan ben, değiliz. Yani. Ben bundan belirtelim. Üzülürüm de. Yani mesela Yunus Sever'in ben milletvekili olmasına, belediye başkanı olmasına. Kesinlikle. İsterdim yani. Mesela bu 30 Mayıs seçimlerinde bir ilçenin birinde örneğin Erenleri kabul etmedi biliyorum. Orada olsaydı belki bugün adını biz. Ne çok da başarılı olacağını düşünüyorum yani ben. Yani kabul etmedi. Ben ama yani bana bu siyasi bir hata yaptı. Bu geçen rahmetli Fevzi Kılıç'la yaptı. İlle de Adapazarı Fevzi Kılıç. İlle de Adapazarı rahmetli. En son dediler ki bak Erenler o kabul etti mesela. Bu aynı hatayı Şenol Bey'in karşısında ezilirdi. Bak aynı hatayı Yunus Sever de yaptı. İlle de Adapazarı dedi. Erenler dediler olmadı. Bak Şenol, maç ya, oynanmadan Yunus, kazanılmaz. Yunus Sever bence orada akıllı bir karar aldı. Çünkü Şenol Dinç'in karşısında bence şansı yoktu yani. Evet. Bir ara sen de yani. Gündeme geldi. Arkadaşlar son söz Raif. Evet devam et. Devam et. Yani işte dediğim gibi ben mesela daha farklı bir görevde görmek isterim onu milletvekili belediye başkanı. Bunu hak ediyor da bunu net olarak söyleyeyim yani AK Parti'de çok uzun yıllar il başkanları hep bir yere geldi AK Parti'de. Ama işte yani mesela bazı şeyleri de kendisine de sorması lazım. En son mesela basında ne zaman bir araya geldi, bir basın toplantısı yaptı. Yani bu AK Parti'de genel olarak böyle bir sıkıntı var zaten baktığın zaman. Burada da bir kopukluk var. Dediğim gibi ben özetle yani siyaseten onun çok daha farklı yerlere gelmesini şehir adına da hayırlı olacağına inanlandırdım ama bu geç kaldı artık yani. Evet, bu. İl başkanları hep bir yere geldi biliyor musun AK Parti'de? Bak ilçe başkanıydı Ali İhsan Yavuz, sonra il başkanı oldu. Bir ara. Ne oldu? Şu anda genel başkan yardımcısı. Recep Uncuoğlu il başkanlığı yaptı. Milletvekili oldu. Milletvekili oldu. Hasan Ali Çelik milletvekili oldu. Ben onu anlatıyorum bana kızıyorlar. Abi tren kaçtı. Keşke o treni kaçırmasaydı. Ama kendisi istedi bu. Yani bu duruma kendisi getirdi olayı. Abi bak hepsi. Ve kaldı ki yani şunu da söyleyeyim. Açık söyleyeyim. Yani bir Recep Uncuoğlu'na baktığım zaman Yunus Sever bu kente daha hayırlı milletvekili olur. Daha çok faydası olur. İş anlamında konuşuyorum. Kişilik anlamında asla konuşmuyorum. Yani Recep Uncuoğlu telefonları açmıyordu. Milletvekili oldu telefonları açmadı. Efendim mecliste en çok gelen milletvekili. Ya ben ne yapayım abi? Ne yaptın? Sakarya'ya ne yaptın sen Recep Uncuoğlu? Ama sonunca şöyle diyorlar. Telefon konusuna mecliste, katılmıyorum ya. Ben Recep Uncuoğlu'nu ne zaman arasam açtı. Abi şey ne açtı? Hakan Turan şehirde benimkini de açmadı. Şehirde ya, genel bir kanı var açmadı diye. Bak bu onunla alakalı bir şey bak. Özdeşleşmiş artık. Tamam mı? Bak AK Parti milletvekillerinin hepsi bir yere il başkanları, milletvekili bir yere geldiler. Ama gel gelelim. Bak Fevzi Kılıç belediye başkanı oldu. Yunus Sever ne acıdır ki yani o zamanlama yapamadı ve buraya kadar geldik. Bundan sonra ne olur bilmem. AK Parti'nin kendi iç dünyası verecek kararlar. Ben bir gazeteci olarak fikirlerini söylüyorum. Şimdi ben de son olarak fırsat vermemiştim bana konuşmaya da şimdi söyleyeyim. Rica ederim abi. Yok yok yani siz yani araya girdiniz. Ben Yunus Sever Bey'i AK Parti İl Başkanı'nı bana göre artık yani aday olur olmaz bilemem ama bana kendi düşüncem aday olmaması gerektiği, teklifi kabul etmemesi gerektiği düşüncesindeyim. Çünkü misyonu tamamladı. Artı bir de kendisine biz bir noktada ben bir eleştireyim. Eleştiri hakkımı kullanın. Kendi eleştirebilir. Hatırlarsanız Karasu'da
bir Deva Partisi'nden veya Gelecek Partisi'nden AK Parti'den Gelecek Partisi geçişi olmuştu. Geçişi olmuştu. O da basın bülteni gelmişti. Orada Sayın Tevel hiç araştırmadan bizi basın bülteni yayınladık diye bizle ilgili farklı düşünceli hasıl oldu. Ama diğer taraftan geride bıraktığımız 5 yıl içinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni yöneten Ekrem Yüce ile ilgili olarak da ulusal basında çıkan her haberlere olumsuz haberlere tepki vermedi. Aynı hassasiyeti göstermedi. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Yani siz hangi ağa dahilsiniz dedi karasal haberiyle ilgili. Evet. Ben de köşe yazdım. Örümcek ağına dahiliz dedim biz. Ve ben sayın hakaret etti bize ya. AK Parti İl Başkanı'nın, mevcut İl Başkanı'nın artık Sakarya'da da AK Parti'de de ben misyonu tamamladığı düşüncesindeyim. Katılırsınız ve katılmazsınız. Bu kendi düşüncem. Diyerek Sakarya Spor konusuna geçiyoruz. Arkadaşlar Beşli Pencere'de kongre görüntüsünü oynatır mısınız Beşli Pencere'de? O görüntü değil. Evet. Şöyle başlayalım. Sakarya Spor'a başlayalım. Evet, bu Sakarya Spor'un Haziran ayında Gökhan İn Beyefendi'nin aday tek başı aday çıkıp 68 oyla kongreye 22 Haziran 2024. Haziran ayı dedim. 22 Haziran 2024 tam tarih. Evet, şu anda kendisi ekrana geldi. Şimdi olay şu. Sakarya Spor bildiğiniz gibi sürece girdi. Gökhan İn ve yönetimi maddi imkansızlığından dolayı olağanüstü kongre kararı almak zorunda kaldılar. Ve Sakarya Spor geçen hafta 15 Eylül'de İlk olağanüstü kongresi yaptı fakat çoğunluk sağlanamadığı için o kongre pazar gününe 22 Eylül tarihine kaldı. Bu süreç devam ederken geçen hafta Sayın Gökhan'ın basın toplantısı yaptı. Orada farklı iddialarda bulundu. Onları şimdi dillendirmek istemiyorum burada. Onun ardından çekildiği öne sürülen bir görüntü var. Biz o görüntüyü yayınlamıyoruz. Kesinlikle ulusal basın merak eden girer Twitter, sosyal medyada girer. Biz kurum olarak yayınlamama kararı aldık. Sebebi de şu. Kendisi bir aile babasıdır. Sakarya Spor'un markasının zarar görmesini istemiyoruz. Neticede o Sakarya Spor Kulüp Başkanı Gökhan İn'dir. O basit sahne artık söylemeyeceğim de o tokada maruz kalan kişi. Titresi Gökhan İn değil. Sakarya Spor Kulüp Başkanı Gökhan İn'dir. O nedenden dolayı Sakarya Spor Kulüp Başkanı yapılmış bir tokatlama olayını ben yayınlama yeri hissetmiyorum ama bununla ilgili görüntüler bize geçen hafta içi Sakarya'da geldi. Elden ele dolaştı o görüntüler. Görüntüleri biz baktık. Yaklaşık 8 saniye bir görüntü. O görüntülerde yok yani bir kişinin Sayın Gökhan İn'e hesap sorması artı orada konuşulan kelimeler onları bir incelediğiniz zaman da görebilirsiniz. Ve ardından da tokadı vurması yani ardından Gökhan İn'in de yani kendini savunması. Ben bir baba olarak bir Sakarya'da yaşayan bir fert olarak Sakarya Spor Kulüp Başkanı'nın bu duruma düşmesini hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Bunu çekilip piyasaya alt üst üzerinden verilmesini de kesinlikle kabul etmiyorum. Olmaması gereken bir şey. Bu konuda adliye ne yapıyor, emniyet ne yapıyor? Onunla ilgili de ben siz reklam arasında görüşme yaptık. Ve Gökhan'ınla ilgili neler var? Gökhan'ın şu anda nerede, ne yapıyor? Onunla ilgili de size birkaç bilgi vereceğim ama önce arkadaşlarıma sormak istiyorum. Hakan Turhan, bu görüntüler bize de geldi 2-3 gün önce. Biz ısrarla yayınlamadık. O yayınlayan taraf biz olmak istemedik. Hala da yayınlamıyoruz. Evet. Peki neden Hakan yayınlamadı? Ben kısaca kendimce anlatmaya çalıştım. Neden vermedik? Mesela TV264'te medya vardı. Sen yöneticisin. Senle bir ortak karar aldık. Zafer Toku, şimdi bu sadece bir kulüp başkanına yapılan bir saldırı değil. Hatırlıyor musun? Gökhan'ın basın açıklaması yaptığı gün çocuğu rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı. Gökhan'ın bir baba.
bir eş. Yalan da söylediği söylendi ama bizi ilgilendirmez. Çocukta sağlıkta şaka olmaz. Yani kamera görüntüsünü gösterdi evet. bize ya çocuk düşüyor, bayılıyor falan. Gökhan'ın bir baba, bir eş, aile reisi. Bir aile reisi ve Sakarya esnafı. Bir annesi babası yaşıyor mu bilmiyorum. Bir evlat. Sadık'ın adliyeden emekli. Bir evlat. Sakarya'da işte iş adamı, bir çevresi var, bir eşrafı var. Kalp hastası biri. Zaten görüntülerde de söylüyor. Biz de biliyoruz kalp hastası olduğunu. Yani böyle bir görüntüyü bak Sakarya Spor Başkanı değil. Yani normal sokakta olan, sokakta işte normal bir vatandaşın görüntüsü de olsa böyle bir görüntüyü izlediğinde insanın kalbi bir cız ediyor. Yani benim kalbim bir cız etti. Yani bir şey yap. Bir şoka uğradım. İlk bana gösterdiklerinde. Yani çok da fazla konuşmak da istemiyorum bu konuda. Peki sen bu olayın böyle bu noktaya gelmesi nasıl olmuştu? Yani görüntüyü biz izledik. Görüntü telefonda çekilmiş. Tabii bunun öncesi de sonrası vardı muhtemelen. 18 saniyelik bir görüntü bu. 38-40 saniyelik bir görüntü. Yani çok manidar yani bunun verilmesi, oradaki kelimeler, ifadeler. Ya şimdi görüş ayrılıkları mutlaka olur. Biz iki arkadaş, işte iki iş arkadaşı, iki dost, evde eşinle, dışarıda arkadaşınla görüş ayrılığı mutlaka olur. Tartışırsın, işte arkadaşınla kavga da edebilirsin. İşte arkadaşına yumruk da atabilirsin. Yani nefistir bu. İnsanlar bir şekilde sinirlerine hakim olamayabilir. Bir şeyler olabilir. Orasını geçtim. Yani orası farklı bir şey. Böyle bir şey yaşanmış da olabilir. Ama bunu servis etmek ki titresi olan bir adamı dediğim gibi Sakarya Spor Kulüp Başkanı. Sakarya Spor Kulüp Başkanı'nı yani bir Sakaryalı bunu Sakarya Sporlu bunu yapmamalı. Yani şimdi ülke gündemindeki halimizi düşünebiliyor musun sen? Yeni patladı yani yeni çıktı. Yani sen Twitter'da Sakarya Spor'un o şeyi de ver ekrana ver ortaya ver hemen. Sakarya Spor Başkanı'nın evet. Yani, Gökhan'ın işte bakın Gökhan'ın, şu anda bu Twitter'daki bu akşam yani 20 dakika önceki az da şimdi mesela bu 20 dakika önceki olay şimdi bir daha baksan şu an Tatangalar da TT. Kulüp başkanına sahip çıkın diye bütün Türkiye'deki işte futbol severler şu an Tatangaları da etiketleyip kulüp başkanına sahip çıkın diye tweetler atıyorlar. Ya ne bileyim ya çok şey değil yani rahatsız gibi, edici bir durum ya ben rahatsız edici bir durum. Hiç kusura bakmasın. Kongre 2 gün kala bunun herkesin ailesi var, şeyi var. Yani. Ben bu konuda çok fazla hani bu işin dillendirilmesini de istemedim. Seninle birlikte işte burada Hakan, spor müdürümüz Eren Kaytan Bey, işte yazı işleri müdürümüz Kaan, biz hep birlikte konuştuk. Yani böyle bir görüntünün yayınlanmasının kamusal bir yararı yok. Yani bize hiçbir faydası yoktu. Şehir adına büyük bir eksiydi bu ki artık bir şekilde bütün Türkiye bunu konuşuyor. Ve bunun Sakarya'ya, Sakarya Spor'a, Tatangalar'a, Gökhan'ine veya işte o yönetimdeki başka kişilere hiç kimseye bir faydası hatta, yok. Hatta o yumruğu atan, tokat atan kişilere yani ona da faydası yok. Ona da faydası yok. Yani yazık. Biz bunu yayınlamak istemedik. Günlerdir elimizde bir şekilde tutmaya çalıştık. Ama artık olan oldu. Yani ben çok üzgünüm yani Sakarya Spor adına, Sakarya adına. Şey zaten Sakarya'nın imajı böyle hep değişik şeylerle zedelenmeye çalışılıyor. Ulusal basının işte daha bir hafta başı patlama oldu ya. Örgüt yuvası, ondan sonra işte tarikat yuvası. Adil Öksüz'ün yeri, memleketi. Adil Öksüz'ün memleketi, FETÖ yuvası. Yani bir dünya yakıştırma var sosyal medyada. Yani bir yeni bir yakıştırmanın da Sakarya'ya kazandıracağı hiçbir şey yoktu. Son görüntü, son yani, evet sonmuş Hakan, okuyabilirsin bak, Hakan. Dediğin gibi Tatangalar yani. Hatta şu Tokat
O da bizim. Ekrem İmamoğlu'yla bağdaşmış ama o tokatın içerisinde de mutlaka işte Gökhan İne atılan tokatın da TT olmasında büyük bir şeyi var. Ne bileyim ya, ben şehir adına çok üzgünüm yani. Hem Gökhan İne adına çok üzgünüm, hem de şehir adına çok üzgünüm, Sakaryaspor adına çok üzgünüm. Yani başımıza gelecek, yani bilmiyorum, ligden düşsem bu kadar sansasyon olmazdı yani. Evet. Refik Han? Yani aslında hep konuşuyoruz ya bu konu hakkında, böyle çok az şey vardır böyle konuşmak isteyemediğimiz, böyle kalbimizde Sakaryaspor'un görüntülemeyin arkadaşlar, içeride oynuyorsun kongre. Yüreğimizde üzüldüğümüz, yani Sakaryaspor'un kulüp başkanı aynı zamanda bir babam. Yani o görüntülerin işte o kısmı, yani ben izleyemedim bile, ben belli bir şeye baktıktan sonra bıraktım. Yani bunu böyle konuşmak bile zor geliyor şu anda bana. Yani çok üzücü bir durum. Ama dediğim gibi işte maalesef böyle bir olay yaşanmış ve bu bir şekilde paylaşılmış artık. Sosyal medya böyle bir alan. Açıkçası çok üzgünüm. Çok da bir şey söylemek istemem. Çok üzgünüm yani bu konuyla ilgili. Yani böyle, yani Sakaryasporlu olmak, baba olmak, hepimizin evlatları var, şu var, aile. Yani birçok değer var burada. Özeti bu yani. Bu kadar diyebileceğim. Başka da bir şey gelmiyor söylemek için. Ben üzülüyorum çok şükür. Hüseyin, sen ne diyorsun? Şimdi aslında denecek çok şey var. Yani ben kelimenin dikkatli üzerine seçmeni istiyorum. Ben kelimelerimi her zaman seçiyorum zaten. Yok şeyden diyorum. Yani sıkıntı olacak. Yani ben yanlış anlama. Sıkıntı olma noktasında. Ben kelimelerimi seçiyorum. Her zaman sen rahat ol. Tamam. Ben şimdi şunu bir hatırlatma yapayım dedim. Yanlış anlama. Hatırlatma yapayım. Senin rütükle başını derde sokma. Girdi bir kere biliyorsun. Biliyorum. Yani. Benden değil ama o. Benden de değil. Ben nereden olduğunu senden biliyorum. Mi? Programda benden ne alakası var? Ben gayet kibar. Gazeteciler soruyor da bence. Bak, ben gayet kibar. Eleştirilerimi yapıyorum. Eleştirilenler sıkıntı yaşıyor benimle ilgili. Ben bir şey demiyorum aslında. Tamam Hüseyin, Allah aşkına. Tamam. Şimdi Sakaryaspor. Benim biraz konuşayım ben. Lütfen. Birincisi, Sakaryaspor bizim marka değerimiz, göz bebeğimiz. 17 Ağustos depreminde enkaz altında kalan, bu şehre moral veren bizim takımımız, yeşil siyahlı. Hepimiz biz tatanga doyuyoruz, taraftar doyuyoruz. Böyleyiz. Biz babadan da böyle gördük. Abilerimizden de böyle gördük. Hatta Nehir'in çocukları projesi de varken. Yani hepimiz Sakaryaspor'u seviyoruz. Birincisi bu. İkincisi, yani Sakaryaspor nedense hep son yıllarda işte ekonomik sıkıntılar nedeniyle dar boğazlara giriyor. İşte sağ olsun eski Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İnce büyük katkılar sağladı. Ve şimdi Yusuf Alemdar da, adamın hakkını vermek lazım, Yusuf Alemdar da şu anda takıma asla destek oluyor. Yusuf Alemdar diyor ki iyi bir yönetim gelsin, yol alsın, biz destek olalım. Şimdi ben bunları yazdım aslında köşede ama işte Yusuf Alemdar destek olmuyor. Destek olmuyor dediğiniz Yusuf Alemdar birilerinin, tırnak içinde söylüyorum, takıma otobüs aldı. Takım Adana'ya giderken destek oldu. Transfer sezonunda da destek oldu. Ben geçen bununla ilgili köşe yazdım Halk 54'te. 50 milyon lira destek oldu. Hani diyorlar ya Yusuf Alemdar destek olmadı. Oldu. Olmamasının imkanı yok. Bugün bu kentte kimi Büyükşehir Belediye Başkanı yapsanız Sakaryaspor'a destek olmamasının şansı yok. Ama şunu da kabul edelim. Yani bütün belediyenin parasını da imkanlarını da Sakaryaspor'a kıtamaz. Çünkü kanun da buna izin vermiyor. Şimdi bu üzücü olaya gelelim. Ben Gökhan'ı yıllardır tanırım. Gökhan'ın Sakaryaspor başkanlığına iyi niyetli bir yola çıktı. Bunu kabul ediyorum. Ama zaman içinde çok hata yaptı. Çok hata yaptı. Ve geldiğimiz noktada ben geçen köşede yazdım. Dedi ya arkanıza yaslanın ve izleyin. Yaslandık, film kısa bitti. Buraya kadar ben Gökhan'ı eleştiririm. Ama dün akşam bana gelen ve bu an şu an bütün şehre gün içinde dağıtılan ve en son sosyal medyaya düşüp şu anda ulusal kanalların da ulusal kanallar değil de ulusal gazetelerin web sitelerinde de yayınlanmaya başlayan görüntü hoş değil. Ben sadece futbolda değil genelde şiddete karşıyım. Yani bunu taraftar da yapsa karşıyım. Bu Sakaryaspor başkanına da yapılsa karşıyım. Ben şiddete karşıyım. Ya Sakaryaspor
başarılarıyla yıllarca gündeme gelmiş bir takım şu anda Türkiye genelinde üzücü bir olayla ve hiç de tahsis etmediği bir olayla Sakaryaspor şu anda Türkiye gündeminde. Hakan az önce dedi, hepimiz babayız, hepimizin çocukları var. Gökhan'ın hatalar yapmış olabilir. Gökhan'ın yanlışlar yapmış olabilir. Gelmiyor. Gökhan'ın çıktığı yolda Sakaryaspor istediği yani yüzler getiremiyor olabilir. Ama bunun karşılığı şiddet olmamalı. Yani en fazla gidersiniz, hakkında dava açarsınız. Yani görüntüler, tahsis edecek görüntüler değil. Ben de bir gazeteci olarak, belki inanırsınız, belki inanmazsınız ama ben de üzüldüm. Yani hepimiz babayız, bir de altını çiziyorum. Yani yapılanlar hoş görüntüler değil. Biz Sakaryasporuz. Biz Türkiye'nin futbolcu tarlasıyız. Biz böyle gündeme gelmeyeceğiz. Olmaz. Buradan bir dipnot da çok konuşulduğu için aslında Zafer Tokuş doğru diyor. Ben de halk 54'e girmeyecektim ama sonuçta Türkiye gündemine gelen bir şeyi görüntüleri vermemek kaydıyla haber bazında küçük bir haber biz de girdik. Ama şunu söyleyeyim ben. Sakarya Emniyet Müdürlüğü bu olayla ilgili resmen soruşturma başlattı. Biliyorum kaynaklarımdan. Ve İl Emniyet Müdürlüğü bu olayla ilgili geniş çaplı her yönüyle ilgili soruşturma başlattı ve soruşturma şu anda sürüyor. Artık Gökhan'ın şikayetçi olur olmaz onu bilmiyorum. Ne olur onu da bilmiyorum. Ama buradan Sakarya kamuoyuna şunu söyleyeyim. İl Emniyet Müdürlüğü galiba organize suçlarla mücadele kom dediğimiz de olabilir, asayiş de olabilir. O kısmını tam alamadım ama İl Emniyet Müdürlüğü bununla ilgili soruşturma başlattı. Bir daha çağrı yapmak istiyorum. Biz Sakaryasporuz. Bu görüntülerle değil. Biz başarılarımızla galibiyetlerle bir yere gelelim. Biz galibiyetlerle de bir yere gelmesek hani tribünlerde taraftar diyor ya sevdanın ligi olmaz. Biz kardeşim küme de düşmesek yani maçta kazanmasak gene de Sakaryaspor başkanına tokat atılmasına ben karşıyım. Başkan kim olursa olsun. Bak başkan kim olursa olsun. Sakaryaspor başkanına tokat atılması yanlış. Ben net söylerim. Ha, olmaz. Kabul edilecek bir şey değil. Gökhan gerçekten hatalar yaptı. Kabul ediyorum. Gerçekten çıktığı yolda yani anlattığı yerlerde iyi gelemedi. Bir kere 22 Haziran 2024'te kürsüye çıktı. Biz ondan projeler, altyapı, işte şöyle olacağız, şampiyon olacağız vaatleri beklerken Gökhan çıktı. Arkanıza yaslanın, bizi izleyin. Ya bu cümleyle yanlış başladı bana göre. Ve geldiğimiz noktada çok yanlışlar yaptı Gökhan'ı. Ben günlerce eleştirdim. Transferde yanlış, her şeyde yanlış. Ama yani günlerce eleştirdim Gökhan'ı. Ama bir daha söylüyorum. Şiddet olmaz. Olmaz. İyisiyle kötüsüyle. Biz Sakarya'da kardeşiz. Birbirimizi 50 kere görüyoruz. Yani herkes herkesi görüyor. Herkes herkesi tanıyor. Evet Gökhan'ın gitsin. Sakaryaspor Başkanlığı'na gitsin. Eğer hata yaptıysa, adliyelik bir olay varsa adliyede de hesap da versin. Bunlarda bir beis yok. Ama bir Sakaryaspor başkanına tokat, yani benim de ağrıma gitti. Taraftarın da ağrına gitti. Ve Türkiye'de şu anda bizi seven var, sevmeyen var. Tatangaları seven var, sevmeyen var. Ben Twitter'dan bakıyorum, başkanına sahip çıkın diyorlar. Ve ben şahsen üzülüyorum. Evet, üzülüyorum. Bir Sakaryasporlu olarak, bir Sakaryalı olarak, ya gazeteciyiz de, ya bir yere kadar gazeteciyiz, biz de Sakaryalıyız ya. Ben doğma büyüme Sakarya çocuğuyum. Şimdi Kocaeli'den de bu haberle ilgili Sakarya Emniyeti'nin çağrıda bulunuyorlar, onu da belirtelim. Buradan emniyete sesleniyorum diye yazmış Kocaeli'de ki artık bu Türkiye gündemi. Kocaeli'de zaten bizim biliyorsun rakibiz ama Neçeli komşumuz. Tutuklama gitmişken kulübün MacBook'unu da alın lütfen. Artık iş şeye döndü. Yani işin farklı boyuta gelmeye başladı. Ben bir daha söyleyeyim buradan. Belki televizyonu yeni açmışlar olabilir. Bu tokat eski başkan Gökhan Elif tüm Sakarya atılmıştı. Gökhan'ın yanında izleyerekten de vatandaşlardan... Abi sosyal medyayı geç boşver. Yok ver. Hayır. Demek istedim şu var. Sosyal medya en azından... Türkiye gündemindeyiz. Hayır, Sakarya konuşuyorum ben. Ben burada bir daha televizyonu yeni açmışlara sesleneyim. Sakaryaspor Başkanı ile ilgili bir üzücü bir gelişme var. Olmasını tahsis etmez bir gelişme var. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü bununla ilgili ya organize suçlarla mücadele KOM Müdürlüğü ya da Asayiş Şube Müdürlüğü ikisinden biri tam bunun detayını alamadım ama bir soruşturma açıldı. Polis bu olayı bütün yollarını, bütün yönleriyle araştırıyor. Herhalde Gökhan'ın da bir bilgisayar başvurular. Gökhan'ın şikayetçi olur olmaz onu bilmem. Çünkü
olaydaki kişi aynı zamanda Sakaryaspor'a yöneticilik yapmış. Daha sonra istifa etmiş. Belki kendi aralarında bir arkadaş kavgası, Hakan da dedi. Arkadaş kavgası olabilir, arkadaş tartışması yok, olabilir. Yok, çok farklı. Olabilir. Ben bilmiyorum. Bak ben, şey yani yapıyorum. Görüntü, geniş kavramdan dolayı biliyorum. Görüntü yayınlamıyoruz ama görüntüde işte şunu söylemeyeceğim, bunu söylemeyeceğim ifade, keskin ifadeler zaten, var. Ama şunu da kabul et. İki kişi var görüntüde. Biri Gökhan'ın, biri ismini zikretmiyoruz. Bir de çeken var. Veya, bir de çeken en var. Adım, en az üç kişi biliyorum. Yani arkadaşlar, çünkü sonuçta bu kişiyle Gökhan'ın ben arkadaş olduğunu öğrendim ve yönetimde de görev var. Yönetimden daha sonra ayrıldı. Tamam mı? Yani ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Bunun arkadaş arasında bir kavga da olabilir. Farklı boyutları da olabilir. Bu emniyetin işi. Bizim işimiz değil. Ben buna ama ben şunu tavsiye etmiyorum. Bak, şiddeti sadece taraftarlar açısından da. Ben Tatangalar mesela eski yıllarda biraz daha olaylar. Biz çünkü gazeteciyiz. Son zamanlar Tatangalar'da da Allah için Tatangalar da bu işleri bıraktılar. Ve olması gerekeni yapıyorlar. Ve sosyal anlamlarda ben Tatangalar'ı takdir ediyorum. Deprem oluyor. Depremle ilgili açıklama yapıyor, yardım topluyorlar. Bir SMA hastası kızımız var, destek oluyorlar. Yusuf Alemdar'ın en yakın can arkadaşı Halim Kara vefat etti. Oraya çelenk gönderdiler. Ben takip ediyorum. Böyle olması lazım. Bak böyle olması lazım. Biz Sakarya'yız, Sakaryaspor'uz. Biz bir ilçe takımı değiliz. Bizim zaten ligimiz de burası değil ama işte ekonomiktir, odur budur, neyse. Yani diyeceğim odur ki şiddet bize asla yakışmaz. Ben de şunu Atbant'ı At KJ'de yazdığı gibi Gökhan'ın ulaşılamıyor. Nerede, nereye gitti? O sorunun cevabını ben bugün akşam saat 5.30-6 gibi bu sosyal medya düştükten sonra bakayım dedim, sordum. Yani Gökhan... İddialı bir alt başlık değil mi Zafer? Evet, iddialı alt başlık. Kesinlikle bunu biliyorum. Çok iddialı bir başlık. Telefonları kapalı. Şöyle diyeyim. Gökhan İn bugün akşamüstü öğrendim. Bu olay zaten bugün patladı ya. Galiba dün geceyle videoyu eline düşmüş. Videoyu görmüş Hakan Turan. Videoyu bulduk gördükten sonra evden eşyalarını alıyor. Bavulla ben diyor buradan başım bela girmeden gideyim diye uzaklaşıyor. Bana video dün akşam geldi. Bakın 23, video değil. 23-20 hatta 22 ile 23 arasında bana video geldi. Bize, ben pas geçtim. Bizim şöyle diyeyim. Bizim bu haber merkezine, daha doğrusu spor servisine geldi. 2-3 gün oluyor mu? 3 gün oluyor. Oluyor. Öyle oluyor. Biz kullanmadık ama zaten bu yayılacağı belliydi yani. Yani basına düşünce yayınları belliydi. Ve Gökhan'ın dün eşyasını almış, ayrılmış. Telefonu kapalı, ulaşılamıyor. Bir, bu konuyla ilgili, bu görüntülerle ilgili ben adliye aşamasında, emniyet aşamasında özellikle baktım, sordum, soruşturdum. Hüseyin senin görüşlerin... Net bilgi veriyorum. Ben de net bilgi veriyorum. Adliye bilmiyorum. Adliye söylüyorum. Sakarya Emniyet Müdürlüğü... Adliyeden şöyle bilgi var. Bak... Bir daha söyleyeyim. Emniyet Müdürlüğü net bilgi, soruşturma başlattı. Net. İncele bak lütfen. Adliyeyle ben görüştüm. Bu konuda Gökhan İn'in şikayetçi olması gerekiyor. Yani. Şikayetçi olduktan sonra da gerekirse yapacak. Ama şimdi şöyle bir durum da var. Ama resmen başlatabiliyorsun. Resmen bakın o şikayet hapisi. Çünkü kamuoyunda bakın, ben gündem mi oldu? Onu da ben adliyeye sordum. Hukukçulardan artık ben bilgi almadım ama adliyeden sordum. Adliyede görüştüğüm kişiler bu bir şikayette tabi suçtur. Şikayette tabi suç olmasından dolayı da kendisinin gelip ifade vermesi, suçta bulunması gerekiyor dedi. Poliste şöyle bir şey vardır. Önleyici hizmetler vardır. Tamam mı? Polis bunu araştırır, soruşturur. Bu akşamdan itibaren toplumda infial yaratır mı? Bu yaratır. Yarattı zaten bütün taraftan. Üzüldü falan filan. Bu saatten sonra evet şimdi, olabilir ama bu saatten sonra olacağını Emniyet düşünmüyorum. Emniyet Müdürlüğü yani. Soruşturma açar kardeşim. Polisin işi ne? Polis bu konularla ilgili tabii çalışma yapar. Finalde ne yapar? Savcıyla görüşür. Teyit alın ya. Savcıyla görüşür. Bir dakika. Savcının durumuna göre, doğru mu Hakan? Bir teyit. Savcıyla görüşür. Savcının durumuna göre hareket eder. Ama polis bütün Türkiye'yi ilgilendiren... Da, bir dakika Zafer. Hüseyin zaten, lütfen susar mısın Hüseyin? Bütün Türkiye'yi ilgilendiren bir olayla ilgili... Son dakika vereceğim. Tamam ver. Bir dakika. Soruşturmasını çok doğal. Şimdi şöyle bir konu var. İsim vermiyorum. Eko TV'de paylaşım yapmış.
Sakaryaspor Başkanı Gökhan Darpeden ve hakkında gözaltı kararına verilen CEŞ Sakaryaspor reklam sponsorumuz olduğu öğrenildi der. Aynı zamanda bu CEŞ'nin isim artık öyle diyeceğim. Bu şahsın yaralama ve tehdit suçlamada 6 tane de daha önce karıştı suçlar varmış. Diye bir yani şu anda şöyle bir şey var. Sakarya'da gözaltı kararı yok ama ulusal basın şu anda ulusal medya. Yani son dakikayı ben vereyim asıl. Sakarya Cumhuriyet Savcılığı da bununla ilgili bana gelen bilgiye göre talimatı vermiş. Ben onu soruşturma talimatını vermiş. Evet, o zaman alt bantı değiştirin. Yani şu anda bu da çok normal bir şey. En son haber bile yayınladı. Ne görüntüyü mü? Evet. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili resmen soruşturma başlatmış. Çok doğru bir şey yapıyorlar bana göre. Yani baktığımız zaman. Çünkü Türkiye'nin konuştuğu bir olay var. Dolayısıyla araştırılacak. Yani Gökhan'ın şikayetçi olur olmaz bilmem ama devlet bu konuyla ilgili çalışma başlattı. Onu size söyleyeyim. Şu anda son dakika geldi bana. Ben de ya şimdi ben şeyde kontrol bey'de kaldım. Hakan Turan ve Hüseyin Cuma sen de bir şimdi bir şu anda bir TV yayıncılığı yapıyoruz. İnsanları suçlamak veya arada kalmak istemiyorum. Hani Hakan anladın mı? Şu anda kimseyi çünkü, suçlamadık. Üzüntümüzü de getirdik ve sadece önce İl Emniyet Müdürlüğü başlattığını söyledik ama şu anda Cumhuriyet Savcılığı da olayla ilgili bu, inceleme başlatmış. Yani gerekli talimatı vermiş. Şimdi olayın o görüntü var ya bu Eko TV'de yapmış haberi. O Eko TV'nin video fotoğrafını verir misin ekrana? Eko TV'nin fotoğrafını evet hazırlayın verin. Çünkü neticede paylaşımda... Bu arada Cumhuriyet.com.tr'e de girmiş. Evet neyse biz o konuya girmek istemiyorum. Evet o görüntüde Sakaryaspor Kulüp Başkanı'na tartaklayan, daha doğrusu döven veya tokat atan diyeyim artık veya... Darp desek daha iyi. Evet, darp desen daha iyi. Onun beraber görüntüsü var. Eko TV'de pay. Aslında biz ondan niye alıyoruz diyeceksin. Çünkü ben bu konuda şimdi görüntü elimizde varsa veya arkadaşlar o tokat atan Cengiz Bey'in... Evet, an itibariyle olayın... Ver fotoğrafı. Olayın faili CŞ ile ilgili de gözaltı talimatı verilmiş. Evet. Evet şu anda Sakaryaspor Başkanı Gökhan evet. İne tokat attığı iddia edilen görüntülerde var. Ama yine iddia da vereyim. CŞ hakkında gözaltı kararı verilmiş. Görüntüler yayınlanıyor her yerde. Sen girme gene. Ben girmeyeceğim yok. Evet Eko TV'de paylaştı. Gökhan İne'nin yönetiminde medya sorumlusu Cengiz Şen Beyefendi diyelim. Artık öyle diyeceğiz. Bunu Eko TV paylaştığından dolayı veriyoruz. Kendisi bakın bununla ilgili bir ifadesi mutlaka alınacaktır. Ama dediğim gibi şu anda bir gözaltı kararı çıkmış. Çıktı. Bunun başka fotoğrafları var sonra bakalım arkadaşlar. Şeyden videodan bulmaya çalışalım. Hakan sen nasıl değerlendiriyorsun? Emniyet Gökhan'ın olmamasına rağmen, şikayetçi olmasına rağmen emniyet resmen bir soruşturma başlatmış. Ya benim bildiğim bu tür bir suç şikayete tabi bir suç. Yani şikayet olmadığı sürece emniyetin bu konuda veya savcılığın bu konuda herhangi bir bilgisine başvurmak üzere olabilir. Yaptırımı ya herhangi bir yaptırımı olamaz. Sadece dediğiniz gibi yani alırsa da sadece ifadesine başvurabilir. Ama tabii ki şöyle bir şey var. Bu Sakarya kamuoyunda bir infial yarattı mı? Bence yarattı. O nedenle belki bilmiyorum. Tam da yasalara da tam şey yapamayacağım şimdi. Hani ona dayandırılarak işte gözaltı kararı falan alınmış olabilir. Ama dediğim gibi yani benim bildiğim bu şikayete tabi bir suç. Ben de öyle biliyorum ama yani ben... Şikayet olmadan böyle bir şeyin yapılması da bilmiyorum. Yani. Kamuoyunda gelen tepkiler üzerine en azından bir inceleme başlatır ve soruşa başlatılır bilgi alınır ama gözaltı kararı verir diye biz... Ya bu şey değil. Hüseyin ya. Cumalı bu senin... Evet. Ben seni kaynak gösteriyorum. Gazeteci Hüseyin Cumalı'nın bilgisi... Tokat atan kişi hakkında arkadaşlar KCR'ye düzenleyelim. Gazeteci Hüseyin Cumalı
Bir daha yenileyim Tokat, Sakaryaspor Kulüp Başkanı'na tokat atan yönetici hakkında gözaltı kararı verildi diye KJ düzenleyelim. Çünkü bilgi ben kirli... bir daha evet, ben televizyonu çok... yeni açanlar için söyleyeyim. Bugün veya dün akşamdan yayılmaya başlayan, bugün de sosyal medya ardından da ulusal web siteleri, haber siteleri düşen bir görüntü var. Gökhan Lin'e bir tokat atılması ile ilgili. Hatta orada bir de bir para miktarı geçiyor. Bununla ilgili olarak Sakarya Emniyet Müdürlüğü bir çalışma başlattı. Artık bu kom mudur, asaç mıdır onu öğrenemedim ama ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı olayın video sakın vermeyin ülke gündemine düşmesiyle beraber gözaltı talimatı verdi. Şu anda Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu olayla ilgili adı geçen, ben gene CS diyeceğim, ismini tam vermeyeceğim, CS'yi hakkında gözaltı yapma işlemiyle ilgili arama başlattı. Şu anda ekipler Bahsekon'u CS'yi arıyorlar. Artık gözaltından sonra Gökhan Lin şikayetçi olur. Biraz olmaz. Uzatalım. Biraz uzatalım olur, programı. Olmaz. Ne diyeceksin? Bakalım ne çıkacak diye uzatalım arkadaşlar. O kısmı bilmiyoruz. Yani Gökhan Lin şikayetçi de olabilir. Olmayabilir. Ayrıca şunu da söyleyeyim ben. Biz uzun yıllardır polis muhabirliği yaptığımız için burada bir tokat burada bir tokat olayın dışında bir de para konuşuluyor. Öyle tahmin ediyorum ki yıllardır 150 bin lira. Evet. Yani yıllardır, artık yani paylaşıldı da açık açık ben video vereceğim. Zaten üstte konuşma diyorsun ya. Ben de bitireyim yani. Ekleme yapayım dedim. Sen ekleme yaparsın. Uzun yıllardır polis muhabirliği yaptığımız için öyle tahmin ediyorum. Önce gözaltına alınırsa CŞ hem tokat sorulacak. Yani bir darp olayı var daha doğrusu. Hem de bir 150 bin lira gibi bir meblağ var. Polis bununla ne olduğunu mutlaka soracaktır. Adliyeden bir son bilgi. Son bilgi veriyorum. Onu arkadaş KJ'yi düzeltin. Sakarya, yazın ismini. Sakarya Spor Kulüp Yöneticisi Cengiz Şen hakkında yağma suçundan gözaltı kararı verildi. Dediğim o para yüzünden. Evet, tekrar diyorum. Düzeltelim. Sakarya Spor Yöneticisi Cengiz Şen hakkında, bu adliyeden de bizim Serhat Yılmaz var. Ona teşekkür ediyorum. Serhat Yılmaz'ın bilgisi şu anda almış adliyeden. Sakarya Spor Kulüp Başkanı Gökhan İne tokat attığı iddiasıyla yönetici Cengiz Şen hakkında yağma suçundan 150 bin lira rakamı dolaşıyordu biliyorsunuz. Tokat attığı için değil ama orayı, bakın, orayı atlama. Hayır tamam. Ben size tam anlatayım onu. Bugün ben bununla ilgili çalışma yaptım, haberi yapmadım ama çalışma yaptım. Bugün sabah saatlerinden itibaren bu video İl Emniyet Müdürlüğü'ne ulaştı. Yakın kaynaklardan aldığımız bilgiye tekliğe göre... Tekliğe geçer misin tekliğe? Yakın tekliğe kaynaklarından geç. Aldığımız bilgiye göre bu darpla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Ardından burada bir para konuşuluyor. Özellikle polis bununla ilgili adli makamlara bilgi verdi. Sonuçta 150 bin lira olduğu için olayda videoya yansıdığı için bununla ilgili hem darp hem de 150 bin lira olduğu için bu nedir? Bunda bir yağma olayı mı da vardır? Bu iddiayla beraber Cumhuriyet Savcılığı'na bilgi verildi ve Cumhuriyet Savcılığı da gereğini yaptı ve resmen gözaltı kararını verdiler. Şu anda Sakarya Emniyet Müdürlüğü bu olayla ilgili çalışmalara başladı. Bundan sonra sınır artık adli kolluk kuvvetleri yani bizim yani dediğimiz polis gibi devam edecek. Yani darp farklı bir şey, şikayete tabi. Yani o tokat kamu. Yani tabii resmen başlatıldı. Ben sana program başından beri söylüyorum. Kabul ediyorum da iyi de, bizim de tespit tam. 150 bin lira ayrıntısı farklı bir şey. Üçüncü madde. O da anlatıyorum işte. Ben bir saatten beri Hakan resmen diyorum, soruşturma başlattı. Onu da söylüyorum ben. Söyledim. Tamam da yani yağma suçundan diye söylemedin Hüseyin'cim abi. Ben de onu söylüyorum. Abi, ben arkadaşlar yayına sarı buradan bakalım da şey yapsınlar.
Emniyetine bir yanmaya çalışın ya. Bu gözaltı kararı ulaştı mı, yakalandı mı, ona bakalım. Yakalanmadı. Evet. Şu anda yakalanma yok ama aranıyor. Şu anda aranıyor. Evet. Yani net bilgi veriyorum ben sana. Evet. Şu evet. anda Sakarya Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili geniş çaplı. Bak şunu da altını çizelim arkadaşlar. Evet, evet. O fotoğraf. Fotoğraf kaldı. Fotoğraf. Görüntünün bir kısa ana. Tam görüntü yok, gibi oldu. Yok. Yani detay var burada. Şimdi bu görüntü de. Burada İl Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı soruşturma başlattı. Yani şunun altını çizeyim. Yani bu nedir? Nereye gidiyordur? Nedir? Ne değildir? Nedendir? Bak bir şey anlatıyorum. Bu nedir? Ne değildir? Ucu nereye gider? Nereye gitmez? Bak. Emniyet böyle bir çalışma başlattı. Kim bakıyor bu? Konu kimde? İşte yani. Organize mi, asayişte mi? Şimdi onu polisten tam almadım ama bu komanda girebilir. Yani organize suçlara da girebilir ama şeye de girebilir. Asayişe de girebilir. Onu biraz sonra öğrenirim. Ama para işi girdiği için bu komutlu olabilir. Yani organize suçlarla mücadeleye de girebilir. Evet, aslında bu gece bir hareketli bir gece geçiriyoruz da gerçekten Sakaryaspor açısından. Yani bu pazartesi, pazar günü kongre var ama kongreden önce de ortaya atılan görüntüler sonrasında Sakarya'da işte bu kulüp başkanı tokat atan kişi hakkında da gözaltı kararı verildi. Ama dediğimiz gibi yağma suçundan, yağmada kamu suçu ondan dolayı. Zafer abi istersen bu, evet, ben size bir dakika Hakan, attığım iddiayı da bir oku. Yani şeyde programda okuma ama sen bir oku yani. Size yok, buna şöyle bir şey daha var. Yok artık ya. Bunu da bu kadar da olmaz son yani. Son dakika vereyim. Evet. Konu Sakarya İl Emniyet Müdürü Asa Şube Müdürlüğü'nde. Konuda değil. Asa Şube Müdürlüğü aldı konuyu. Bir daha söyleyeyim. Bu konuyla ilgili sabah saatlerinden itibaren polis çalışma başlattı. Videoyu oynatmayın. Bununla ilgili de asayiş... Teminki planı verin. Evet. Bununla ilgili de ben bir çalışma yaptım. Polis soruşturuyordu. Dediğim gibi konuyu adliyeye taşıdılar. Adliyede başsavcılıkla gereğini yaptı ve soruşturma izni verdi. Gözaltı kararı verdi. Şu ana kadar bir gözaltı yok. Asayiş şube olayla ilgili harekete geçti. Asa Şube şu anda Cengiz Şeyh'i arıyor. Zafer abi bu görüntüyü değiştirebilir miyiz abi? Değişti görüntü. Yani. Değiştirin. Yani ben esnada o gözü 30 saniye alın. Şöyle bir şey var. Bom değil Asaş. Bir şey diyeceğim Hüseyin lütfen. Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'i darp eden yönetici Cengiz Şen'in bu görüntüleri dükkanında çektiği konuşuluyor. Dükkanı Gökhan İn'i dükkanına çağırıp bu videoyu çekiyor. İddiadır, sosyal medyada Twitter'dan paylaşılmış. Gökhan İn'in bu kadar tepkisiz kalması sebebi de kamera arkasında silahlı kişiler olduğu söyleniyor. Çok çarpıcı bir iddia. Bu iddiayı da emniyet araştıracak. Sosyal medya düştüğünden dolayı ben artık bunu söylemek zorundayım. Sosyal medyanın yalan da olabilir ama netice itibariyle böyle bir durum var. Herkes artık bir şey söylüyor. Son durum ne Hüseyin Cumalı? Son durum Asa Şube şu anda gerekli çalışmasını başlattı. Yalnız şey söyleyeyim, yani şunu da ekleyeyim Zafer. Yani orada iki kişi gözüküyor. Darp eden de Gökhan İn var. Bir de video çeken var belli. Ama başka orada silahlı kişiler var yok, onu bilmiyorum ben. Yani bende öyle bir bilgi yok. O kamera arkasını bilmiyorum. Evet. Yani sosyal medyaya ben çok güvenmem. Onun için orada bir açık kapı bırakalım Zafer. Yani ben sosyal medyaya çok güvenmem. Orada kim vardır kim yoktur bilmem. Görüntü ortada. 3 kişi var. O bir kesin. Yani sonuçta darp edilen ve video çeken 3 kişi var ama o kameranın arkası kim var, silahlı mıdır, silahsız mıdır onu bilmem. Bende öyle bir bilgi yok. Onu artık polis soruşturmasından sonra adliye intikal ettiği zaman elbet biz de gazeteciler olarak bakacağız. Yani işin ucu nedir, nereye gider, ne olur. Bundan sonrası artık polisin sonra yargın işi. Adalet, Yüce Türk Adalet'in işi yani. Bu arada şunu da eklemek isterim. Pazar günü bir seçimimiz var. Sakaryaspor 22 Eylül Pazar günü Atatürk Stadı'nda tekrar
seçime gidiyor. Şu ana kadar aday yok ama eski Sakarspor Başkanı Cumhur Genç'in muhtemel liste çıkartacağı. Hatta bu akşam da bir tweet attı. Galiba iş bize kaldı gene diye bir tweeti de var. Gene Cumhur Genç'in tek aday olacağı konuşuluyor. İş adamı var İstanbul'da, Yaşar Aşçıoğlu. Benim de akrabam olur kendisi. Ben görüştüm. Şu ana kadar Yaşar Aşçıoğlu'ndan herhangi bir gelişme yok. Yaşar abi diyeyim yani, benim akrabam. Konuştuk kendisinde, geniş konuştuk. Onun bir isteği vardı, olmadı. Dolayısıyla şu anda Sakarspor'a pazar günü Cumhur Genç artık bir liste hazırlayacak herhalde. O gözüküyor. Ha, başka aday çıkar çıkmaz onu bilemeyiz tabii ama görünen o ki, görünen yol Cumhur Genç şu anda. Evet arkadaşlar. Sen sessiz kaldın. Diğer bir aday daha vardı, o çekildi mi? Çekildi. Zeki Öztürk vardı, çekildi. Yok, başka bir tane daha vardı. Hayır, o da çekildi. Yani şu anda benim bildiğim, en azından yanılıyor da olabilirim ama bir tek Cumhur Genç var şu anda ve en yakın. Aklıma gelmedi. Cumhur Genç çıktığı zaman da yani, eğer çıkarsa alır orada zaten seçimi. Şöyle. Ben öyle biliyorum. Evet, akşam saatlerine zaten bu çok da böyle sürpriz bir şey değildi. Cumhur Genç'in bir karar aşamasında olduğu, işte arkadaşlarıyla, yöneticileriyle zaman birlikte yol yürüdüğü isimlerle bir takım işte hesap kitap yaptığı biliniyordu. Akşam saatlerinde de tweet atarak Sakarspor Kongresi'nde aday olacağını açıkladı. Gerçekten aslında şu pencereden baktığınız zaman biz isim konuşamıyoruz. Yani Sakarspor'a başkan adayı bulacak işte şu bu şeklinde bir isim konuşamıyoruz. Çünkü günümüz futbolu artık çok başka bir yere gitti. Yani futbol endüstrisi tüm dünyada, Avrupa'da öyle olduğu gibi Türkiye'de de artık acayip bakanlarda. Eskiden işte 3-5 iş adamının, yöneticinin bir araya geldiği, kendi aralarında para toplayıp işte şampiyonla kadro kuracağı günler geride kaldı. Çok yüksek maliyetler, büyük maliyetler. Yani işte 400 milyonların, 500 milyonların konuştuğu rakamlar, özellikle Sakarya gibi işte parayı bulmanın zor olduğu illerde bu ciddi bir problem oluyor. Büyük şeyle yöneliyoruz işin aslı. İyi bir kongre olsun, iyi bir yönetim olsun, güzel şeyler konuşalım diye. İnşallah. Reci, bu Erhan Kaytan Bey'i telefona bağlar mısınız? O kongreyi soralım da müsaitse en azından pazar günü yapacak kongreye ilgili neler var, kongre öncesi gelişmeyi de alalım, noktayı da koyalım değil mi Hakan Turan? Çünkü bu iş artık şeye dönmeye başladı. Hakan, artık görüntüyle konuşmak da istemiyorum. Ben görüntü hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Ben de istemiyorum artık. Yani de bundan sonra iş adliye kararını versin. Yani ben şey yapsın yani. İncelemesini yapsın. Peki Hüseyin, bu hafta kongre öncesi gündeme gelmesi ne diyorsun? Yani biraz garip değil mi? Yani talihsizlik. Yani dedim ya, işte bunun için Emniyet Müdürlüğü sabahtan beri, ben bugün emniyete de gittim Zafer, onu da ekleyeyim artık. Hı. Yani. Bugün emniyetteydim ben. Yani öğlen vakitlerinde, sabah da öğlen arası diyelim. Ben emniyetteydim. İşte polis bunu araştırıyor. Yani bu görüntü nedir? Bu görüntü nerede çekildi? Evet, aynen, ben anlatayım bak. Bu görüntü nedir? Nerede çekildi? Bunun ucu nereye gidiyor, nereye gitmiyor? Gökhan İn şikayetçi olacak mı, olmayacak mı? 150 bin lira nedir? Neyin parasıdır? Yağma mıdır, bir borç mudur? Neden Gökhan İnönü'nü ödüyor? Polis sabahtan beri bu işin peşinde. Yani bu dün akşam gündeme geldi ve o saatten sonra Sakarya Emniyet Müdürü, ben dedim ya bugün emniyetteydim Nurettin Ergimaz'la beraber, emniyetteydik, araştırdık. Polis bununla ilgili geniş bir çalışma başlattı. Yani netice itibariyle de işin ucu nereye giderse gitsin, tabii polis alır, ifadelerini alır, adliye sevk eder. Sonuçta evet, kararı verecek olan savcı, ondan sonra en son karar tabii ki hep bizim bildiği gibi hakim. Hakime gidecek. Şu ana kadar şunu da eklemek istiyorum Zafer. Bu olayla ilgili herhangi bir gözaltı yok şu anda. Polis arıyor. An itibariyle bak, şu an itibariyle evet, bir gözaltı yok. Evet, Erhan Kaytan Bay. Erhan. İyi akşamlar. Sağ ol, eksik olma. Pazar günü Sakarspor Kongre'ye yapacak ve biz bu akşam bir hareketli gece geçiriyoruz. Özellikle bu bizim işte
Tokat olayı sonrasında yani kabul etmediğimiz. Bu, biz onu bir köşeye bırakırdık. Sakaryaspor'da kongre öncesinde son durum nedir? Kaç aday var? Yönetim Cumhur Genç aday olduğunu açıkladı akşam saatlerinde. Cumhur Genç'in yönetimi nasıl? Onlarla ilgili senden bilgi alabilir miyiz Erhan Kaytan Bey? Öncelikle herkese iyi günler Sayın Tokuş. Şu ana kadar adaylıktan çekilen bir kişinin bilgisi bize gelmediği için 3 aday var Sakaryaspor Kongresi'ne. Zeki Öztürk, Metin Kurtuluş ve Cumhur Genç. Yaşar Metin Kurtuluş. 550, yaklaşık 550-560 kişilik bir delegen oy kullanması bekleniyor. Normalde üye sayısı 1000'in üzerinde ancak bu seçimde kongrede delege olarak aidatlarını yatıran üyeler sadece oy kullanabilecekler. Bu da yaklaşık 500-550 kişiye tekabül ediyor. 3 seçimli, 3 adaylı bir seçim gerçekleşecek. Son seçime nazaran bir aday daha fazla. Cumhur Genç Yönetimi'nin yine önceki yıllardaki gibi kalıp bir yönetim var. Yine ondan çıkacağını düşünmüyorum. Orada bir sürpriz bizi beklemiyor diye tahmin ediyorum. Kimler olabilir Erhan Kaytan Bay? Sorar mısın? Bana gelen bilgilerde Cumhur Genç'in yönetiminde biraz değişiklikler olacak gibi geldi. Duyamadım ama. Bir sorar mısın? Cumalı'nın sorusu şu. Şu anki yönetimde, Cumhur Genç yönetiminde değişiklik olabilir diye, hatta şöyle bir iddia var. Büyükşehir Belediyesi'nden de farklı isimler takviye olabilirler diye söyleniyor. Yusuf Başkan önerici. Ben Cumhur Genç'in o yönetimde o kemik kadroyu çok fazla bozacağını düşünmüyorum. Belki eklemeler olacaktır Sayın Tokuş ama son 3 yönetim biçiminde de hep aynı isimlerle devam ettiği olay. Yani iskelet kadro hep aynıydı. Buna eklemeler tabii ki de olacaktır. Yönetim olarak değişiklikler olacaktır. Herkesin iş müsaitliğinin uymaması kuvvetle muhtemel ama ben kemik bir değişikliğin, yani genel bir değişikliğin olacağını düşünmüyorum. Yine Sercan Damarlı, Semih Çiftçili, Melih Dalkılıçlı, bir Mücahit Ünelceli bir yönetim olacağını düşünüyorum. Çünkü Cumhur Genç hep bu isimlerle yoldurdu. Tabii bunlara ekleyebileceğimiz, çıkartacağımız isimler de var. Ama ana iskeletin Cumhur Genç yönetiminde bunun olacağını düşünüyorum Sayın Doğuş. Peki yarın Sakaryaspor Ankara deplasmanına gidiyor. Şu anda senin bilgin var mı? En azından bu yeni Cumhur Genç yönetimi gidecek mi? Tabii ne kadar bilgin var mı? Veya onu kim gidecek? Yönetici kim gidecek o takımla? Yani son iki maçta kafile başkanı kim olacak? Öyle sor. Kulüp eşliğinde gidecektir. Belki Cumhur Genç ve yönetimi tribünden takip edecektir ama şu an tek adayla bir seçim olsa evet, hani protokolde Cumhur Genç ya da yönetiminden biri olabilirdi ama şu an adaylı bir kongre gerçekleştiği için yine kulüp müdürü temsil edecektir Sakaryaspor diye tahmin ediyorum. Sana ben son bir soru sormak istiyorum. Bu Sakaryaspor kulüp başkanının tokat atılması ile ilgili senin düşüncen nedir? Sakaryaspor'u takip eden bir spor yorumcususun, spor gazetecisisin. 5-6 yılı takip ediyorsun. 2018'de mi takip ediyorsun? Sen ne düşünüyorsun? Yani Sakaryaspor tarihinde böyle bir olay var mıydı? Yaşandı mı? Yani Zafer abi, biliyorsun ki yani bu görüntü aslında elimizde 2 gün önceden geçmişti bize. Hani bunu kullanma ya da haber yapma gereği kurum olarak yani senin gözetiminde doğru bulmadık. Çok yanlış bir olay. Yani yönetimi belki de en çok eleştiren isimlerden biri medya var olarak, TV264 olarak biziz ama bu olay kesinlikle tasvip edilmez. Bu çok yanlış bir durum. Sakaryaspor kulüp başkanına, yine Sakaryaspor yöneticisi orada bir darp uyguluyor. Bunu zannediyorum ki yine başka bir yönetici tarafından kayda alınıyor. Orada yine isimler telaffuz ediliyor, yine Sakaryaspor yöneticisi. Yani bu gerçekten hem araştırılması gereken adli yönden, yani sonucunu merak ettiğimiz bir olay. Çünkü evet, Sakaryaspor bu yıl çok farklı işler yapıyordu. Bunu haberleştirdik hatta. En son Limen oyuncu Nicolas Kribak transferiyle alakalı olarak çok fazla soru işareti vardı. Tüm bu soru işaretlerinin yanında bir de Gökhan İn ve yönetiminin bu görüntüyle akılda kalacak olması, gerçekten ben Sakaryasporlu olarak, öncelikle basın mensubu olarak değil, beni üzen bir durum. Hiçbir şekilde bir kulüp başkanının ya da bir kişinin bu düzeyde böyle bir videoyla anılmasını istemezdim. Yani
çok güzel bir açıklama geldik aslında Medyabar'da süreçle alakalı olarak. Birazcık bu sürecin adli yönden incelenmesi, yani spor olarak çok bağdaştırabildiğimiz bir konu değil. İncelenmesi, takip edilmesi daha doğru. Ben kınamak istiyorum yani. Yani çok üzücü bir olay. Hani videonun yayınlanması, bu videonun çekilmesi, bu olayın olması baştan sona kadar yanlışlar silsilesi. Yani 2024-25 sezonu Sakaryaspor için gerçekten çok kötü başladı ve çok kötü de devam ediyor şu an. Yani inşallah suçlu kişiler adli yönden cezalandırılırlar. Tek temennim o. Peki muhtemelen başkan Cumhur Genç'in olması kesin gözü. Kesin diyebiliriz pazar günü. Takımda ne olabilir? Yani değişik olabilir mi teknik direktör? Sana ekstra bir soru sorayım. Sonra seni yolcu edeyim. Yani tarih tekrar eder mi bilmiyorum. Yine Cumhur Genç'in sezon ortası kongreyle geldiği pandemi sezonunda Suat Kaya Bodrum beraberliği sonrasında takımdan gönderilmişti. Yine tarih tekrar eder mi? Ben %60-%70 oranında Suat Kaya ile çok fazla Cumhur Genç yönetiminin devam etmeyeceğini düşünüyorum. Yani bu Cumhur Genç yönetiminden bağımsız olarak Suat Kaya ile zaten sezon başında bir camianın kan uyuşmazlığı vardı. Taraftarların çok tepkisi vardı ama gündem diğer konulara gelince birazcık daha Suat Kaya ikinci planda kalmıştı. Evet, bu süreçte takım başında olması, takımı nispeten iyi sonuçlar alması takdire şayan ama futbol gerçekçi içinde konuşursak değişen yönetimle de birlikte biraz daha sportif anlamda Sakaryaspor incelendiğinde Suat Kaya için gerçekten önemli bir sınav süreci diyebiliriz. Erhan Kaytan Bey, teşekkür ediyorum. İyi geceler. Namualim. Teşekkürler. Size de iyi yayınlar. Şimdi Suat Kaya diyorlar da bu halde gene namualim. Maşallah. Doğru mu? Raif. Ne yapalım? Son sözlerinizi alayım. Bu arabayı kapatıyorum. Özeti sen verirsin en son. Evet Hakan Turan. Hayırlı akşamlar. Hayırlı geceler. Evet. Hayırlı akşamlar. İyi geceler. Sakaryaspor'da Ankara gücü maçında başarılar diyorum. Kongrede de başarılar diyorum. Hüseyin Cumalı. Evet. Şöyle. Öncelikle ben bu Türkiye gündeme düşen bu olayla ilgili keşke olmasaydı diyorum. Bütün herkes gibi, Sakaryaspor seven herkes gibi ben de üzüldüm. Bir aile babası, oradan da üzüldük. Keşke olmasaydı diyorduk. Yani bu Sakaryaspor bu tip hareketlerle, şiddetlerle Türkiye gündemine gelmesi bizi yaralıyor. Sakarya Emniyet Müdürlüğü sabahtan beri yaptığı çalışmalara, Cumhuriyet Savcılığı'nın da vermiş olduğu talimatla beraber daha da genişletti. Bütün yönleriyle araştırılıyor olay. İnşallah adli makamlar gereğini yapacak ve biz buna inanıyoruz. Yüce Türk Adaleti neyse artık gereğini yapacaklar. Ben pazar günü de dikkat çekmek istiyorum. Pazar günü inşallah güzel bir kongreyle, güzel bir yönetimle artık yolumuza, az önce Erhan Kaytan Bay da dedi, yani sorunsuz, yani bu kötü günleri geride bırakarak yolumuza devam etmemiz lazım. Yani şunu açık söyleyeyim, ben şampiyonluk beklemiyorum da yani ligde kalalım. Orta yerlerle bitirelim. Yani çünkü çok kötü başladık bu lige. İnşallah şampiyon olsak muhteşem ama olamasak da yani ligde kalsak bile bizim için güzeldir. Şimdiden 22 Eylül 2024 yani önümüzdeki pazar günü yapılacak kongrede artık 3 aday vardı da temin arkadaşımız. Artık kim kazanır? Ben Cumhur Genç alacağını düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Buradan da Zafer Tokuş ilk yayınımız. Gazetede soruyu özeller yaptık ama ilk stüdyoda ilk yayınımız. Sezon da başladı. Allah kaza bela vermezse bundan sonra buradan Raif Ugan geldi. Sefa kardeşim bir kan değişimi oldu. Sefa Polat kan değişimi oldu ama inşallah ben bu Raif Ugan'ı gönderip yine Sefa Polat'ı buraya getireceğiz. Öyle de bir niyetim var. Bu Raif Ugan'la bir sezon çekilmez. Onu size söyleyeyim. Hayırlı akşamlar. Evet. Ben de veda ederken şunu belirteyim. 22 Eylül Pazar günü saat 14'te Sakaryaspor'un Sakarya Atatürk Stadı'nda yapacağı olağanüstü kongresi. Bu kongrede 5. başkan seçilecek. Onu canlı olarak yayınlayacağız. Erhan Kaytan Bay ve
Metin Osman. Ya hep ismini unutuyorum onun ben ya. Metin Osman da orada bize aynı zamanda Ünal Akbak da olacak. Orada oradaki gelişmeleri anmayın sizlere aktaracağız. Çünkü bu kongrede gerçekten önemli oldu bu yaşanan süreç sonrasında diyerekten güzel haberlerde buluşmak dileğiyle iyi geceler.